İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemle birlikteyiz. Bu gece öteki gündemde inancın geleceği ve dinler tarihini konuşacağız. Araştırmalar 21. yüzyılda dinin etkisinin yoğunlaşacağını ve iki dinin nüfuslarının da etkisiyle dünyadaki ağırlığının artacağını gösteriyor. Bu dinler Hristiyanlık ve Müslümanlık. Ve Müslümanlık 2050'den sonraki 20 yıllık süreçte dünyada en yaygın din olacak. Yani 21. yüzyıl Müslümanlığın yüzyılı olacak. Bu gece 21. yüzyıldan başlayarak artık en yaygın din olacak İslam'ın yansımalarını ve diğer dinlerle olan ilişkilerini konuşacağız tabii ki. Yahudiler bir Mesih bekliyor, Hristiyanlar ise Hazreti İsa'nın yeniden gelişini bekliyorlar. Peki bu inanışa göre Hazreti İsa yeniden gelecek mi? Hristiyanlıkta Hazreti İsa ve tesis inancı, baba, oğul ve kutsal ruh inanışının temeli neye dayanıyor? Bunu da konuşacağız bu gece. Yahudiliğin ve İslamiyet'in bu inanca bakışı nasıl peki? Hazreti Meryem gerçekten Efes'te yaşayıp burada mı öldü? Hristiyanlıktaki Deccal inancına İslamiyet nasıl bakıyor? Hazreti İbrahim'in Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'teki yeri nedir? Barnabas İncili, Vatikan ve Hristiyan dünyası için neden önemliydi? Ve tabii ki Ölü Deniz yazmalarının gizemini de konuşacağız. Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız bu gece ötek gündemde. Masaya yatıracağız bu konuları. Konuklarımız da Profesör Doktor Caner Taslaman ve Profesör Doktor Ömer Faruk Harman. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Caner Hocam sizi de özlemiştik vallahi. Arayı açtık biraz. Sizlerin de çok değerli katılımlarını bekliyoruz tabii ki programa. Bence inanç diyoruz bu gece etiket olarak. Soru ve görüşlerinizi bekleriz. Hemen başlayalım. Evet, bu gece ötek gündemde dinlerin geleceğini konuşacağız. Araştırmalar doğrultusunda. Tabii son dönemde yapılan ciddi araştırmalar var. Caner Hocam, bu konuda sizinle başlayalım isterim. Tabii bu gece Profesör Doktor Caner Taslaman ve Profesör Doktor Ömer Faruk Harman'la birlikteyiz. Mukayeseli dinler tarihine de değineceğiz ve dinlerin önemli noktalarını da ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi Pew Araştırma Merkezi bir araştırma yayınladı son günlerde. Ki Pew aynı zamanda dinlerle ilgili en ciddi ve önemli araştırmaları yayınlayan bir kuruluş. Araştırmanın detaylarını size sormak isterim. İsterim ki siz anlatın verilerini ve yorumlayın. Buradan başlayalım. Başlayalım. Buyurun. Pew gerçekten dünyada dinler hakkında en ciddi araştırmaları yapan bir kuruluş. Bu dinler tarihi açısından bir analiz için olduğu kadar bir sosyolojik analiz, siyasal bilimler analizi açısından da bence buradaki verilere bakmak önemli. Bununla ilgili verileri açıklamadan önce şunu söyleyelim. Biz bir dinin daha kalabalık olmasını, bunun üstünlüğünün bir belgesi, en mutlak bir şartı olarak göstermiyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Fakat nüfusun çok önemli olduğunu, siyasal açıdan veya başka faktörler açısından nüfusun da çok önemli olduğunu unutmamamız lazım. Peki bunu, dinin artışı sadece nüfus artışıyla mı değerlendirilir hocam, inancın artışı? Hayır, değil tabii ki. Yani bizim için önemli olan, her zaman deriz, asıl yani keyfiyet, kalitedir sayıdan daha önemli olan. Ama nüfus artışı da önemli bir faktördür bir sosyolojik analiz için. O bir dinin gücünü belirleyen şeylerden bir tanesi de nüfustur. Tek başına bir faktör değildir. Mesela Yahudilik bugün dünyada binde ikilik bir nüfusa sahip. Ama o binde ikilik nüfusuyla çok büyük bir etkenliğe de sahip. Yani nüfus tek faktör değil ama çok önemli faktör. İstiyorsanız ben verileri birazcık vereyim. Ondan buyurun sonra hocam, bunun nasıl değerlendirmesi gerektiğini de ayrıca konuşuruz. Evvela bu 2010 civarında veriler toplanıyor ve 2010 ile 2050 yılları arası karşılaştırılarak yapılmış bir anket. 2010 yılına gelindiğinde Hristiyanlar dünyada 2,17 milyar. Yani şu anda da aşağı yukarı 2,2 milyar civarı Hristiyan var dünyada. Buna karşılık Müslümanlar 1,6 milyar dünyada şu anda.
2050 yılına gelindiğinde Hristiyanlığın 2,9 milyar, Müslümanlığın ise 2,76 milyar olacağı bekleniyor. Yani birbirine 2050 yılında çok yaklaşacaklar. 2070 yılında ise İslam'ın uyanların sayısının Hristiyanları geçmesi bekleniyor. Bu önemli bir veri. Şunu görüyoruz. Dünyanın nüfus artış hızı %35. Ve bu süreç içerisinde 40 yıl içinde beklenen şey şu. Sadece İslam yüzde olarak kendisini diğer bütün dinlere karşıt arttıracak. Dikkat edin. Sadece İslam 40 yıl içinde kendini geri kalan bütün herkese karşı arttıracağı bekleniyor. Yani dünyanın nüfus artış hızı %35 iken Müslümanların sayısının %73 artması bekleniyor bu arada. Hristiyanlık dünya nüfusunun şu anda %31,4'ü. 2050 yılına geldiğinde tamamen sabit kalması, %31,4 kalması bekleniyor. Müslümanlar dünyanın şu anda %23,2'si. 2050 yılına geldiğinde %29,7'si olması bekleniyor. Aşağı yukarı Hristiyanlarla aynı oluyor. 2070 yılında ise dediğim gibi geçmesi bekleniyor. Hindular aşağı yukarı onların da çoğalma oranı yüksek olduğu için. Onlar %15 şu anda. 2050'de bir düşüşleri var ama çok basit bir düşüş, sabit kalıyor da diyebiliriz. %14,9 olmaları 2050 yılında bekleniyor. Bunun dışında geri kalanların hepsinin düşmesi bekleniyor. Budistler mesela şu anda dünyada %7,1'i dünyanın Budist. 2050'ye geldiğinde bunun %5,2 olması bekleniyor. Hiçbir dine bağlı olmayanlar, yani dinsiz olarak kendini nitelendirenler şu anda dünya nüfusunun %16,4'ü. 2050 yılında %13,2'ye düşmesi bekleniyor. Yani aslında bir dine tabi olmayanların sayısının artacağı bekleniyor. Ama dünyanın nüfusunun artışının bu gerisinde kalacağı için %13,2 olması bekleniyor bu oranın. Yani oran olarak 2050 yılında bir dine bağlı olmayanlar düşeceği için bu aslında tek tanrılı dinler olarak Hristiyanlığı da alırsak, orada bir tesisle ilgili parantezimiz var ama tek tanrılı dinler olarak alırsak, dünya nüfusunun çok daha büyük bir oranı tek tanrılı dinlere inananlar olacak 2050 yılında. Buna karşılık folk dinler var, yerel dinler, Afrika, Amerika'daki gibi. Onlar da %5,9 şu anda. 2050 yılına gelindiğinde bunların %4,8'e düşmesi bekleniyor. Bunda tabii ki farklı faktörler var. Yani en önemli şeylerden birisi bir dine inananların genç nüfusun olması. Müslümanlarda geri kalan dinlerden çok daha fazla genç bir nüfus var. Aynı zamanda artış hızı yüksek Müslümanların diğer dinlerden. Mesela şeylerin yani Budistlerin artmama sebebi mesela Çin'de, Tayland gibi yerlerde Budistler hakim. Oradaki nüfus artış hızlarının düşük olması da mesela Budizmin artmayı sebeplerinden biri. Bir de başka inanca geçişler var. Mesela başka inançlara geçişler dünyada en canlı Hristiyanlık veya dinsizlik arasında oluyor. Mesela önümüzdeki 40 yılında 97 milyon kişinin dinsizliğe geçmesi bekleniyor diğerlerinden. Fakat ona karşı 35,5 milyon kişinin dinsizlikten çıkması bekleniyor. Hristiyanlığa 40 milyon kişinin geçmesi bekleniyor ama 106 milyon kişinin ayrılması bekleniyor. İslam'da ise bu görece daha diğerlerine göre sabit gözleniyor. Yani İslam'a 12 milyon giriş, 9 milyon çıkış bekleniyor oradaki projeksiyonlara göre. Ama burada bakarsanız mesela Hristiyanlıkta 66 milyon azalma varken Müslümanlarda 3 milyon artış olması giriş çıkışlardan bekleniyor. Çok ilginç bir şey var. Bunu da sormak istiyorum. Diyor ki araştırma 2050-2070 sürecinde Avrupa nüfusunun %10'un Müslüman olacağı öngörülüyor. Bu durum Türkiye ve İslam alemine nasıl yansıyacaktır? Bu tabii şöyle diyelim. Avrupa nüfusunun şu anda %6'sı kadar Müslüman. 6,5-7'si diyebiliriz Müslüman. Bunun artacak olması bir %3'lük artış. Yani aşağı yukarı 10 yılda bir Avrupa'daki nüfusun, Müslüman nüfusu %1 oranında artıyor diğerine oran olarak. Bir de tabii ki Avrupa'da diğerlerinden daha yüksek olarak İslam'ın artışının yanında dinsizliğin oranı da artacak. Yani dünyadaki yüzdesi dinsizliğin düşerken Avrupa'da artması bekleniyor. Bu açıdan tabii Avrupa 2050'li yıllarda yine Hristiyanlar çoğunluk olacak Avrupa'da gözüküyor ama hem bu İslam'ın artışı hem dinsiz oranının artışı Avrupalı kimliğe nasıl etkide bulunacak diye bir soru sormamız lazım. Burada mesela önemli verilerden bir tanesi şu. Mesela Fransa, Yeni Zelanda, Hollanda'da Hristiyan nüfus %50'nin üstünde. Ama 2050'ye geldiğinde %50'nin altında kalması bekleniyor Hristiyan nüfusun. Yani dinsizler, Müslümanlar ve diğerlerini topladığımızda Hristiyan nüfusu geçmesi bekleniyor. Estonya ile Çekler'de zaten şu andan da dinsizlerin oranı daha yüksek.
Fakat bizim açımızdan, bana göre Türkiye açısından mesela burada önemli bir veri var. Ben bunu oldukça önemsiyorum. Bir de kendi kökeni Bosna ve Makedonya taraf bölgesi olan biri olarak önemsiyorum. Mesela Makedonya'da şu anda çoğunluk Hristiyan gözüküyor. 2050 yılına geldiğinde %56 ile Müslümanların çoğunluk olması bekleniyor. Bakın bu siyasal bilimler açısından da bence önemli bir veri. Mesela Makedonya kökenli, Makedonya ile ilişkisi olan kimselere buradan bana göre mesela şöyle bir mesaj verebiliriz. Oradaki belli zümreler Arnavutları ayırıp da Makedonya'dan Kosova ile Arnavutluk'la birleştirip büyük bir Arnavutluğu kurmayı düşünüyorlar. Ama bu verilere bakarsak barış içinde geri kalan insanlarla yaşayıp kendi kalitelerini, entelektüel düzeyini arttırmaları ve beklemeleri bence onların kârına. Çünkü zaten 2050'ye gelindiğinde Makedonya çoğunluğu Müslüman olan bir yere dönüşecek vaziyette. Bu tabii 1950'li yıllarda oradan Türkleri kaçırdıklarını veya şey yaptıklarını düşünürsek benim kendi açımdan 2050 yılında sevineceğimiz bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Ömer Faruk Hocam, size de şunu sormak istiyorum. Küreselleşme süreci sizce İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudiliği nasıl etkiledi? Şimdi bu anketlerden de görüyoruz ki bir etkileşim var ve sonuçta tercihler değişiyor. Aslında bu son araştırmalarda dünya nüfusunun dinlere göre dağılımında Hristiyanlığın oranının %32'lerde, Müslümanların oranının da %23'lerde oluşu. Zaten ileriden beri buna yakın rakamlar söz konusuydu. Ama Hristiyanlıkta bir gerileme, İslam'da bir artma, ilerleme söz konusu. Şimdi az önce Caner Bey'in de ifade ettiği gibi özellikle biz Batı dünyasını, Avrupa'yı Hristiyan diyebiliriz ama mesela Hollanda nüfusunun daha 2008'lerde %40'ı idi oran, ateistlerin oranı. Bugün %50'nin üzerine çıktı. Fransa'da Hristiyanların oranı %62 idi ama Fransa'da nüfusun onda biri Müslüman. Yani 6 milyona aşkın Müslüman var. Bu Batı'da İslam'ın gelişmesi, Hristiyanlığın gittikçe gerilemesinin bir sebebi Batı insanının nüfus artışının olmayışı. Çünkü onlar da çocuktan çok belki işte köpek vesaire gibi şeyle, Fransa'da ben 4 yıl kaldım. Bu toplumun maalesef durumu o. Yani hayvan sevgisi bir yana ama nesillerin devamı noktasında da Batı toplumunun en büyük endişelerinden biri nüfusun gittikçe yaşlanıyor olması, genç nüfusun azalıyor olması. İşin bir yönü budur. Diğer taraftan da oralardaki Müslümanların nüfusunun fazla olması, artması sebebiyle İslam Müslüman nüfusu Avrupa'da bugün 20-25 milyonsa 2050'lerde çok daha fazla olacak. Ve Batı'yı endişelendiren önemli etkenlerden birisi de Müslüman nüfusun gittikçe artıyor ve Hristiyan nüfusun gittikçe azalıyor olması. Aslında Hristiyanlık İslam'a göre 6 asırlık bir önceliği var. Yani İslam 610 yılında, miladi 610 yılında peygamberimize Hira mağarasında İkra emrinin gelişiyle başladı. Ama Hristiyanlık Hazreti İsa'nın işte milattan önce 5'te doğdu, milattan sonra 28'de görevi tamamlandı. Dolayısıyla yani arada 600 yıllık bir süre var. Ve siz bu süre kapanıyor diyorsunuz. Bu sürede Hristiyanlığın bir de özellikle Katolikliğin ama Reform hareketinden sonra da Protestanlığın misyonerlik adı altında Hristiyanlığı yayma faaliyeti oldukça önemli teşkilatlara bağlı. Dolayısıyla Hristiyanlığın bir önceliği, geçmişliği, daha bir ileride oluşu söz konusu ama bu ara gittikçe kapanıyor. Peki bu hocam, Hristiyan misyonerliğine değmişken bu hususta ne düşünüyorsunuz? Çünkü öyle mezhepler var ki Hristiyanlıkta kapı kapı dolaşıp İncil dağıtıyorlar. Hani İslam inancında buna karşılık neler yapılmalı İslamiyet'in yayılması hususunda? İslamiyet'in yayılması hususunda yani kapı kapı dolaşıp İslam'ı tebliğden öte aslında Müslümanların kendi yaşayışlarıyla, beşeri ilişkileriyle, sosyal davranışlarıyla, ahlaki normlarıyla, çünkü en iyi propaganda budur. Yani öteki sizi gördüğünde, güzel ve iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yaşadığınızı gördüğünde tabii ki sizin hakkındaki olumlu kanaati daha da gelişecektir. Yani noktalardan birisi bu. Bir diğeri nedir? Hristiyanlık bidayetten beri aslında işi biraz daha temelinden alırsak Hazreti İsa tebliğ faaliyeti süresince malumunuz Hazreti İsa 33 yıl yaşadı. Evet. 30 yaşındayken görevine başladı tebliğ faaliyetine ve 3 yıl sürdü. Tebliğ faaliyeti süresince havarilerine sadece İsrail oğullarına gitmeyi ve onlara bu getirdiği mesajı iletmeyi önerdi, istedi.
başkalarının, yani Samirilerin, ki Samiriler Filistin'in kuzeyinde vaktiyle yaşamış ayrı bir devletti. Yani İsrail Krallığı'nın yerine 722'lerde milattan önce yıkılan İsrail Krallığı'nın yerine Asurluların getirdiği halkların oluşturduğu bir kavimdi Samiriler. Hazreti İsa ashabına dedi ki, yani havarilerine, sakın ha Samiriyelilerin köylerine, kasabalarına gitmeyin. Çünkü ben İsrail'in kaybolmuş koyununu bulmaya gönderildim. Kur'an-ı Kerim de bunu teyit eder. Kur'an-ı Kerim'e göre mesela Saf Suresi 6. ayette Hazreti İsa'nın ağzından şöyle buyurulur. Estağfirullah. Ya beni İsrail, inni Resulullah ileyküm. Ey İsrail oğulları, ben Allah'ın size gönderdiği elçisiyim. Peygamberimizden önceki bütün peygamberler belli bir kavme, belli bir coğrafi döneme ve belli bir zaman dilimine gönderildiler. Hazreti İsa da İsrail oğullarına gönderildi ve tebliğinde muhatabı İsrail oğullarıydı. Ama Hazreti İsa İncil'lere göre malum çarmıha gerildi, öldü, sonra 3 gün sonra dirildi, 40 gün havarileriyle beraber kaldı. Bu İncil'lerin anlatımıdır. Daha sonra havarilerin gözleri önünde semaya uruç etti, çıktı. Ama semaya çıkarken, yani gider ayak havarilerine dedi ki, bu Matta İncil'inin 28. babında yer alır. Gidin ve bütün milletleri, bakın bu çok önemli, gidin ve bütün milletleri Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edin der. Yani Teslis İnancı burada devreye giriyor. Çok özür dileyerek araya girmek durumundayım. Reklama gitmem lazım. Sonrasında hiç bölmeden devam edeceğiz ama. İnşallah. Kısa bir reklam kuşağımız var. Tek reklam kuşağımız var. Ardından biz buradayız. Sizleri de bekleriz. Bekleriz. Lütfen bizden ayrılmayın. Çok kısa bir ara şimdi. Aranın ardından öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başka ara olmayacak, bunu da söyleyeyim. Bence inanç etiketiyle soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Sohbetimize katılımlarınızı bekliyoruz. Benim de Twitter adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Cansu Canan Ozgen adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mukayeseli dinler tarihi yapıyoruz. Tabii son zamanda yayınlanan anketler üzerinden de dinlerin geleceğini konuşacağız bu gece. Kimlerle birlikteyiz? Tekrarlamakta fayda var. Profesör Doktor Caner Taslaman ve Profesör Doktor Ömer Faruk Harman bizlerle birlikte. Araya gitmeden önce hocam, siz Hristiyan misyonerliğinden bahsediyordunuz. Evet. Ben maalesef bölmek zorunda kaldım. Lütfen buyurunuz. Yok, kısa bir bölmeydi. Onun için önemli değil. Şimdi ben bilmiyordum reklamın süresini, o yüzden kısa dedim. Estağfurullah. Şimdi Hazreti İsa tebliğ faaliyeti süresince sadece hitabının İsrail oğullarına olduğunu, İsrail oğullarına elçi olarak gönderildiğini, mesajının onlara iletilmek gerektiğini söylüyordu. Havarilerine de bu yolda öğütlerde bulunuyordu. Şimdi ama Hristiyanlara göre çarmıha gerilip, ölüp sonra dirildikten sonra semaya çıkarken, evet, Matta İncil'inin, dinleyenlerden takip etmek isteyenler olabilir, Matta İncil'inin 28. bölümünde Hazreti İsa artık havarilerin gözü önünde semaya çıkarken der ki, gidin ve bütün milletleri, Batı dillerinde Gentile denilen, gidin ve bütün milletleri Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edin der. Dolayısıyla burada önemli olan nedir? Kendi çarmıha gerilmeden önce mesajının ve tebliğinin sadece İsrail oğullarıyla sınırlı olduğunu söylerken, öldü, dirildi, semaya çıkarken bu defa mesajını bütün insanlığa yayar. Burada Hazreti İsa'nın mesajında, inancı veya mesajını yaymada iki farklı alan söz konusudur. Bilim araştırma der ki, Matta İncil'inin 28. babı sonradan eklenmedir. Hristiyanlığı Yahudilere özgü, İsrailoğullarına özgü bir din olmaktan çıkarıp evrensel bir boyuta taşımaya yönelik bir ifadedir der. O da en son babı tabii, en son şey. Tabii Matta İncil'inin son babıdır o. Bundan sonra Hazreti İsa'nın bu mesajından sonra her Hristiyanın temel görevi İsa Mesih'in mesajını bütün insanlığa yaymak olur.
Dolayısıyla Hristiyanlıktaki misyonerlik hareketi dediğimiz Hristiyanlığı bütün insanlığa yayma faaliyeti Hazreti İsa'nın bu sözünden hareketle söz konusudur. Göğe yükseldikten sonra. Göğe yükselirken. Yükseldikten sonra şu anda semada Hristiyan inancına göre. Sizin demin zikrettiğiniz konu başlıklarından biri de o. Acaba dünyanın sonuna doğru tekrar gelecek mi? Ne alemdedir, nicedir, oralarda ne yapmaktadır? O sırası gelince o da konuşulur. Şimdi Hristiyanlık milli bir din olma, yani Yahudilerle sınırlı olmaktan evrensel bir boyuta taşındıktan sonra kilise çok önemli bir misyonerlik teşkilatı kurdu ve asırlar boyu da Hristiyanlığı yayma yolunda çok farklı yöntemler geliştirdi. Mesela Hristiyanlığı bugünkü şekline dönüştüren Saint Paul, yani Paulus, Korintoslulara birinci mektubunda der ki, ben bu Hazreti İsa'nın mesajını, kendi yorumuna göre ki mesajını, insanlığa yaymak için zenginle zengin, fakirle fakir oldum. Şeriata tabi olanın yanında şeriata tabi oldum. Şeriata tabi olmayanın yanında şeriat karşıtı oldum. Yani her boyaya girdim, yeter ki bu mesajı insanlığa tebliğ edebileyim. Aslında Pavlus'un Korintoslulara bu birinci mektubundaki şu kendi itirafı, itirafı zünük dediğimiz, kendi itirafı takiyenin en mükemmel örneğidir. Yani takiyeyi başkaları için söyler ama Paulus bu inancı yaymak için takiye yaptığını ifade eder. İşte Paulus'tan sonra Hristiyanlık Pagan Roma İmparatorluğu topraklarında yayılırken çok farklı yöntemler geliştirdiler. Ama asırlar boyu bu Hristiyanlık yayılırken bir taraftan da miladi 6. yüzyılda İslam'ın çıkışıyla Hristiyanlık İslam'ı kendisi için en büyük tehdit ve tehlike olarak gördü. Niye? İslam evrensel bir dindi. Bakın Hazreti İsa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber olduğunu söylüyor Kur'an'da. İncillere göre de ben İsrail'in kaybolmuş koyununu bulmaya gönderildim diyor. Yani Hazreti İsa ne demek İsrail'in kaybolmuş koyunu? Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde İsrail kavmi, halkı Hazreti Musa tarafından kendilerine getirilen dinin özünü, ruhunu yitirdiler. Sadece şekle dönük bir dini yaşayış söz konusuydu. Hazreti İsa bu özü unutan insanlara işin özünü, ruhunu, hani koyun masumiyet ifade eder ya, tekrar hatırlatmak için geldiğini belirtiyordu. Dolayısıyla Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlık yayılırken İslam'ın ortaya çıkışıyla iki evrensel din belli bir yerde karşılaşmak, hatta çatışmak durumunda kaldı. Hristiyanlar İslam'ın ilerleyişini durdurabilmek, Hristiyanlıktaki erozyonu, toprak kaymasını önleyebilmek için önce Peygamberimize karşı, Hazreti Muhammed'e karşı, Kur'an-ı Kerim'e karşı ve İslam dinine karşı akıl almaz isnat ve iftiralarda bulundular. Bu batılıların İslam'a yönelik karalama kampanyasıydı. Hatta Yuhanna et Dimaşk'ı, Saint Jean Damascen diye batı dillerinde bilinen ve Emeviler döneminde hatta Emevi sarayında görevli olan bu Hristiyan, İslam'a yönelik öylesine şeyler söyledi ki, İslam'ın Yahudilik ve Hristiyanlıktan bir sapma olduğunu, bir herezi, heretik hareket, yani rafizi hareket olduğunu, sapkın hareket olduğunu, Peygamberimizin de Arius bir Bahir adlı veya Arius adlı bir keşiften onun fikirlerinden edindiğini, dolayısıyla fikirlerinin de gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü ve Batı dünyasında bu Yuhanna et Dimaşk'ın İslam'la alakalı bu görüşleri asırlar boyu Batılı misyonerlere fikir temeli teşkil etti. Hocam şimdi Bahire meselesine geleceğim. Bununla ilgili sormak istediklerim var ama bu biraz önce de bahsettiniz ya, İsa'nın doğasını da sormak istiyorum. Caner Hocam size bu teslis inancı, üçleme, bu siz hani Hristiyanlık ve İslamiyet arasındaki temel farkı bir felsefeci olarak nasıl görüyorsunuz diye sormak istiyorum. Burada girelim teslise, çünkü burada önemli bir mesele var. Bugünkü İncil'lerin hiçbirisinde de ne doktrin olarak ne kelime olarak teslis çıkmıyor, değil mi? Evet, burası çok önemli bir husus ama öncelikle şunu söyleyeyim, bu programda olmaktan gerçekten zevk. Yani Ömer Faruk Harman hocamı zaten tanıyan tanımıyordur ama tanıyanlar, tanımayanlar için en azından ben söyleyeyim. Yani hem tarihsel Yahudiliği hem bugünkü Yahudiliği, hem işte tarihsel Hristiyanlığı, hem bugünkü Batı'nın nasıl olduğunu bilen, yani Batı'da uzun süre kalmış, hem İslam'ı da çok iyi bilen, yani bu kadar farklı dini bütün detaylarıyla çok iyi bilen
çok ender kişi vardır. Yani ben Ömer, yani hiçbir programda bu kadar az konuşasım çok gelmiyor. Çok teşekkür ederim. İnanın yani hocayı dinlemek... Caner Bey'i dinlemek ayrı zevk. Yok estağfurullah. Yani hocamı dinlemek benim için gerçekten her zaman da zevk. Her dinlediğimde bir şeyler öğreniyorum hocamdan. Şimdi testis inancı İslam'la Hristiyanlığın fırsat olursa sonra ortak noktalarında sayarız. Bir sürü ortak noktaları var. Zaten Kur'an'ın tavrı dikkat edersek Hristiyanlığa ve Yahudiliğe karşı bir eliyle kucaklarken bir eliyle de adeta hafifçe itip mesafe koyuyor Kur'an. Yani komple Yahudilik, Hristiyanlık işte İslam'la hiç alakası yok. Kaput peres olmuşsun ha Yahudi Hristiyan gibi bir tavır. Kur'an'dan temel bulamayacağı gibi. O İslam'la tamamen aynı şeydir işte her şeyle alalım tesliste ne olacak falan gibi bir tavır. Yani bunu buradaki bir sapmayı önemsemeyen bir tavır da Kur'an açısından kabul edilemez. Yani o Kur'ani tavrı yani diğerlerinden onları ayırt eden, bir eliyle kucaklayan ama bir eliyle de iten o tavrı, Kur'ani tavrı bence Yahudilik ve Hristiyanlığa karşıt yapmamız gerekiyor. İtilecek bir nokta varsa ki bu yine Kur'an'ın ortaya koyduğu bir şeydir, başlangıçta teslistir. Yani İslam'la Hristiyanlık arasındaki en önemli fark. Bu açıdan özellikle gündeme getirilmesi çok önemli. Felsefi açıdan da bizim açımızdan varlıksal sorunlar ki ona ontoloji genelde deniyor. Bunlardan Allah'ın sıfatları çok önemli bir konu. Bu da olunca Hristiyanlıkta bir teslis inancı, bir tanrı inancı var. Bu biz felsefe açısından da çok önemli bir konu. Teslisi birçok açıdan ele almamız lazım. Eski ayet açısından, yeni ayet açısından ama öncelikle bir mantık açısından ele alalım. Şimdi mantık açısından Hristiyanların söylediğinin ne olduğunu anlamamız lazım. Şimdi bunu birçok kimse Hristiyanların teslis inancını Türkiye'de anlamıyor. İşin ilginci Hristiyanların bir kısmı bile anlamıyor. Şimdi Hristiyanlıktaki teslis inancı ki Hristiyanlık deyince burada neyi kastettiğimi de söyleyeyim. Özellikle günümüzdeki büyük Katolik, Protestan ve Ortodoksluk gibi büyük mezhepleri kastediyorum. Yoksa Hristiyanlığın içinde de üçlemeye karşı ilk dönemlerde tavırlar olduğu gibi günümüzde de üçlemeyi reddeden bazı Hristiyan kollar var ama onlar azınlıktadır. Ama büyük mezhepler diyebileceğimiz Ortodoksluk, Protestanlık ve Katolikliğin üçleme anlayışı aşağı yukarı şöyledir. Aralarındaki farklara girmiyoruz. Bu program o kadar detayı kaldırmaz Ortodoksluk, Katolik arasında. Temel öğreti şöyledir. Üçlü birlik öğretisi derler buna. Yani Tanrı tek bir cevher. Yani tek bir ham maddeden diyeceğim adeta. Ham madde çok iyi bir sözcük değil. Cevher de biraz felsefi sözcük ama en iyi o ifade ediyor. Yani tek bir cevherden, özden oluşur Tanrı. O yüzden Hristiyanlar çok tanrıcı olduklarıyla ilgili bütün eleştirileri çok şiddetle reddederler. Fakat buna karşılık Tanrı'nın üç tane kişiliği vardır. Baba, Tanrı, Oğul, işte İsa'yı kastederler ve Kutsal Ruh. Kutsal Ruh, Ruhul Kudüs, işte İslamiyet'teki Cebrail'e karşılık geldiğini onun söyleyebiliriz. Fakat dikkat edin, yani burada baba, Oğul, Kutsal Ruh şeklinde sayınca, yani baba vardı sonradan oğlu oldu şeklinde bir şey anlaşılıyor. Birçok kimse öyle anlıyor. Bu tabii yanlışın önemli sebeplerinden biri. Hristiyanlar İsa'yı ezeli Tanrı kabul ederler. Dikkat edin, burası çok önemli anlaşılmayan nokta. Hristiyanlar açısından İsa, baba Tanrı kadar ezelidir, sonsuzdan biri vardır. Yani bir baba vardır, sonra bir kulu vardır, bir insan kulu, onu oğul edinmiş değildir. Birçok kimse bunu böyle anlıyor. Ama hocam burada bazı ihtilaflar var. O ihtilaflar şimdi birkaç başlık vardı, tam olarak hatırlayabilirim diye umut ediyorum. Tamam işte tek bir aslında ezelidir İsa'yı tanrılaştırma meselesi vardır ama bir yerde geçiyor diyor ki babanın sağına oturdu. Burada diyorlar ki burada bir tezatlık var çünkü babadan ayrı olarak kabul ediyorlar bir. İkincisi madem insan değil Tanrı ama Hazreti Meryem'den olmuştur, süt içmiştir, emmiştir, yemiştir, büyümüştür, gençliğini insanların içinde geçirmiştir. O zaman böyle bir tanrı nasıl söylediğiniz, olur? Söylediğiniz şeyler tamamen doğru. İtiraz olarak ortaya sunulabilecek şeyler ama önce insanların anlamadığı bu hususu ben açıklamaya çalışıyorum. Yani İsa'nın şunu anlasın halklar. İsa bizatihi Hristiyanlıkta ezeli tanrıdır. Yani bir insan veyahut da böyle tanrısal nitelikleri olan Allah'ın sonradan edindiği, kendi yanına koyduğu bir tanrı değildir. Burası çok önemli. Burası yanlış anlaşılan yer diye burayı özellikle vurguluyorum. Yani çarmıha İsa geri çarmıhta öldürüldü iddiası olunca o zaman bunu anlayan şunu anlaması gerekiyor. Ezelden beri var olan Tanrı, bütün bu alemin yaratıcısı olan, her şeyi olan Tanrı aslında çarmıha gerildi anlamına geliyor Hristiyanlıkta bu. Hmm. Anlıyor musun? Yani her şeyi yapan Tanrı'nın sonradan oğlu olarak edindiği bir Tanrı değil. Ezeliyelik. Yani, tabii hocam.
Caner Bey'in ısrarla vurguladığı çok önemli. Tanrı'nın vasfı ezeli ve ebedi oluşudur. Yani başlangıcı yoktur, sonu da yoktur. Hazreti İsa'nın da Tanrı, Baba Tanrı gibi veya bizim Allah dediğimiz o yüce kudret gibi başlangıcı olmayan ezeli bir varlık mıdır Hazreti İsa? Yoksa tarihin, zamanın belli bir diliminde ve döneminde Tanrı tarafından yaratılmış mıdır? Mesela Arius, İskenderiyeli bir Hristiyan papaz olan ve bilge bir papaz olan Arius, konsilde itiraz etti bu görüşe. 320'li yıllarda önce İskenderiye'de Hazreti İsa bütün varlıklardan önce yaratılmıştır ama kadim değildir. Yani ezeli değildir dedi. Yaratılmıştır dedi. Yaratılmıştır deyince tanrısal vasfı ortada yok demektir. Bunun üzerine İskenderiye'de mahalli konsil toplandı ve Arius'u bu fikri sebebiyle aforoz etti. Ve sonra da öldürdüler değil mi? Yok, daha ondan sonra da Arius İskender Mısır'dan ayrıldı. Antakya'ya geldi, Kudüs'e geldi. Taraftar buldu, görüşüne taraftar bulunca İmparator Konstantin imparatorluğundaki halk içindeki bu kargaşa ve karmaşayı bir düzene sokmak ve çözüm yolu bulmak için 325 yılında Hristiyanlık tarihinin birinci ekümenik konsili olan Evrensel Konsili topladı. Bu konsile 318 kişi katıldı. Arius'un karşısında İskenderiye Teoloji Okulu'nun temsilcisi Athanasius vardı. Hristiyanlıkta başlangıçta iki teoloji okulu var. Birisi İskenderiye, diğeri Antakya. Teoloji okulları. İskenderiye Teoloji Okulu'nun temsilcisi Athanasius, İncil'den, Caner Bey'in önünde var Kitab-ı Mukaddes, İncil'den örnekler getirerek Athanasius, İsa Mesih'in tanrılığını iddia etti İncil'den hareketle. Nasıl örnekler getirdi? Mesela İncil'de İsa Mesih babam diyor, Tanrı için baba ben diyor. Ben ve baba biriz. Yuhanna 10:30, Matta ve işte gökten bir ses geldi. Sevgili oğlum budur, ondan razıyım dedi. Hazreti İsa vaftiz olurken 30 yaşında Hazreti Yahya tarafından semadan bir ses, sevgili oğlum budur, ondan razıyım dedi. Baba seslendi, oğul vaftiz olandır ve kutsal ruhta güvercin şeklinde Hazreti İsa'nın üzerinde, başının üzerinde uçtu. Yani İncil'de Hazreti İsa'nın Tanrı için baba deyişi, Tanrı'nın da onun için oğul, oğlum deyişinden hareketle Athanasius bakın dedi. Biri oğlum diyor, öteki baba diyor, bu Tanrı'nın oğludur. Dolayısıyla ezelidir. Buna karşılık Arius yine İncil'den o da dedi ki bu defa baba ifadesinin veya çocuklar ifadesinin çoğul şekliyle kullanıldığı metinleri gösterdi. Matta 5:45, göklerde olan babanın evladı olasınız. Matta 5:9, ne mübarek barışçılar, çünkü onlar Allah'ın evladı diye anılacaklar. Maşallahınız var ya, bir papaz sizin kadar bunları bilmez. Estağfurullah, ben de araştırdım hocam. Estağfurullah yani. Böyle İncil'den hemen. Allah korusun ne papazdı. Şimdi yani çoğul, ey göklerdeki babamız, siz şöyle şöyle yapmazsanız semavi babanızın çocukları olamazsınız gibi hem baba hem çocuk ifadesinin çoğul şekliyle alakalı kullanımları zikrederek dedi ki eğer Athanasius'un dediği gibi baba veya oğul demek kişinin uluhiyeti, tanrısallığı için yeter sebepse bak o zaman hepimiz Tanrı'nın çocukları oluyoruz ve hepimiz ilah olmalıyız. Evet. İşte bu kutsal... Ya da mecazsa, bizim için mecazsa, İsa için de mecaz. Mesajdır. İşte Arius'un bu görüşü karşısında kutsal kitaptan İsa Mesih'in uluhiyetine yönelik yeterli delil getiremeyen Athanasius, Caner Bey'in az önce ifade ettiği dönemin Yunan felsefesinin felsefi kavramlarını devreye soktu. İşte öz aynı cevherden veya benzer cevherden kavramlarını gündeme getirerek İsa Mesih'in uluhiyetini iddia etti. Ve Konstantin İznik Konsili'ni topladığında Hristiyan olmuş muydu? Yok. Olmamıştı. Size sormuyorum bunu. Hristiyan olmamıştı. Dolayısıyla Konstantin için ki politeist bir inanca tabi olan Konstantin için İsa Mesih'in ilah olup olmaması garipsenecek bir şey değildi. Dolayısıyla 325 İznik Konsili'nde İsa Mesih'in uluhiyeti sadece uluhiyeti değil, Hristiyanlığın amentüsü, yani kredosu tespit edildi. Tabii ondan önce bir de çok fazla ayrı inanç var. Mesela Paul of Samosata,
diye Samosatalı Paul var. Hı hı. O mesela İsa'nın tamamen insan olduğunu iddia ediyor. Yani bir kısım İsa'yı ezeli tanrı görmeyip de tanrısal sıfatlar veren Hristiyanlar var. Tamamen İslam inancındaki İsa inancı gibi inançlar var. Ve bunların hepsi yan yana ayrı ayrı oluyor. Yani İznik'te ki o konsülden sonra Kadıköy konsülü gibi diğer konsülleri birleştirince siyasi otoritenin merkezden hareketiyle geri kalan düşünceler gittikçe azınlığa dönüşüyor. Yani biz ilk dönem Hristiyanlığa baktığımızda aslında bugünkü İslam inancı gibi bir İsa anlayışı da farklı şekilde ilahlaştırmalardan, ezeli tanrı gibi olmayan ilahlaştırmalarda bugünkü üçlü birlik öğretisi de hepsi yan yana var. Politik bir karar o dönemde alınanla, aynı zamanda teolojik konsey olmakla beraber siyasi otorite halkın birliğini sağlamak için de onu uygulayınca bugünkü yapı ortaya çıkıyor. Hocam bir şey soracağım burada. Şimdi biraz önce Ömer Faruk hocam da söyledi. Dedi ki işte Arius kabul etmedi. Aslında dedi ki işte İsa tanrı değildir vesaire. Tamam. Bunları da bahsettik bunlardan. Bu İznik konsilinden de bahsettik ve Arius'un aforoz edildiğinden bahsetti. Sonra da öldürülüyor. Yani ben burada şunu sormak istiyorum. Teslis inancı bu konsillerle birlikte mi girdi literatüre? Ve tabii ki şurada şöyle bir mesele de var. Bunu aslında şöyle mi görmeliyiz? Aforoz ediliyorlar ve teslis inancını benimsemedikten sonra öldürülüyorlar ya. Bir şimdi darbe gibi şöyle diyeyim, ben Hristiyanlığın kurumsallaşması mı söz konusu burada? İlk dönem Hristiyanlık'ta burada? Hazreti İsa'dan sonra çeşitli şekillerde görüşler oldu. Dediğin gibi yani Samosatalı Paul gibi İnsandır diyenler var, işte Clement gibi daha tanrısal yapısı olduğunu iddia edenler var, üçlü birlik öğretisi var. Yani farklı görüşler İsa'nın doğasıyla ilgili, kişiliğiyle ilgili var. İznik konsülünden sonra siyasi bir karar da, ki o teoloji konseyinde alınan karar siyasi karar da oldu, o merkezde dayatıldı. Ondan önce birçok farklı görüş var. Bugünkü bizim yani İslam inancındaki İsa'ya yakın görüşler var. Fakat ben önce şunu... hocam bir şey diyecekse tabii. Yok yok. Siz bitirin cümlenizi. Ben birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi mantık açısından da bunu önce ele almamız lazım dedim. Ha mantık açısından böyle bir şey ezeli tanrının çarmıhta ölmesi asla kabul edilir gibi olmadığı gibi mantık açısından üç eşit değildir. Bir. Yani bunlar birbirinden ayrı varlıklarsa baba oğul kutsal ruh ayrı kişilerse üç ayrı kişinin tek bir varlık gibi göstermek mantık açısından büyük çelişki. İki tane büyük çelişki var Hristiyanlığın temel öğretisinde burada. Bir, üçü bire eşitlemek. İkisi, Hazreti İsa ile ilgili ortaya çıkan diğer sorunları aşmak için Hazreti İsa %100 insan ve %100 Tanrı aynı zamanda gibi bir öğretisi gelmiştir Hazreti İsa'nın doğasıyla ilgili. Buradaysa %200 eşittir %100 gibi mantık açısından ikinci bir çelişki çıkıyor. Yani Hazreti İsa'nın doğasında %100 insan ve %100 Tanrı'yı birleştirmek mantık açısından büyük bir çelişki. Üç eşittir bir, üçlü birlik öğretisinde diğer bir çelişki. Şimdi bunun dışında fakat evvela şunu söyleyelim yine halkımızda çok bilinmeyen hatta çevirilerdeki yanlışlardan gördüğümüz bir şey. Şimdi Hristiyanlar Bible deyince çevirilerde aşağı yukarı herkes bunu İncil diye çeviriyor. Bu önemli bir yanlış. Evvela buradan başlayalım. Bunun yanlış çevrilmesi halkımızın zihninde de bir şöyle zannediyoruz o yani Türk halkının önemli bir kısmı. Hristiyanlar Bible'a inanırlar yani İncil'e inanırlar. O da nedir? İşte Hazreti İsa'ya gelen kitaplar değişmiştir veya değişmemiştir. Hayır ona inanırlar. Fakat Hristiyanlar Bible deyince bizim İncil dediğimizi kastetmezler. Onlar kitab-ı mukaddes yani şu elimizde gördüğüm şeyi kastedenler. Bunun bir kısmı eski ahittir. Bir kısmı yeni ahittir. Metinler de evet. Var değil mi? Eski ahit dediğimizde bunun ilk beş kitabı bizim Tevrat dediğimiz şeye karşılık gelir. Ondan sonra geri kalan peygamberlere verildiği söylenen işte Daniel gibi, Hoşea gibi, Yoel gibi, Amos gibi kitaplar vardır. Oralarda yani peygamberlere verilen kitaplar ve diğer kitaplar vardır. Ve bunun bir tanesi de bizim yine Türkçe'de Zebur dediğimiz şeye karşılık gelir, kitaba karşılık gelir Hazreti Davud'a verilen mezmurlar. Dikkat edin eski ayetin içinde bizim Tevrat dediğimiz, Zebur dediğimiz kitaplar ve başka kitaplar var. Bir de yeni ayet vardır. Bu yeni ayetin ilk dört kitabı Matta, Markos, Luka, Yuhanna'dır. Bir de mektuplar vardır. Bir Hristiyan kendi kutsal kitabı derken, dikkat edin, bunların hepsini birden kabul eder. Burası çok önemli.
Çünkü burayı anlamadığımız zaman biz aslında Hristiyanların teolojisini doğru düz anlayamıyoruz. Niye mesela çok önemli, hemen bir örnek vereyim. Bir Hristiyan üçlemeyi savunana benim söyleyeceğim ilk şeylerden biri şu olur. Yeni ayetlesin dediğiniz gibi geçmiyor, çok önemli, ama ilk söyleyeceğim şey şu olur. Sen eski ayeti de kendi kutsal kitabının bölümü kabul ediyorsun değil mi? Evet. Eski ayetten buyur üçlemeyi tarif eden bana bir tek şey göster. Sen eski ayetin insanları kurtuluşuna vesile olduğunu düşünüyorsun. Oradaki mesela Hazreti Musa ile gelen şeyleri, Davut'la gelen şeyleri. Onların hepsi tek bir Allah inancına insanları çağırdılar. Sen de bunu söylüyorsun. Üçlü birlik öğretisi, evrenin varlık yapısıyla ilgili, ontolojiyle ilgili en temel bir öğreti ise, bunlar o zaman yanlış bir Allah inancı mı sana göre tarif ettiler? Yani Hristiyanlık için bana göre teslisteki en büyük sorun eski ayeti kendi kitapları olarak kabul etmelerinden başlıyor. Tabii mantıktaki sorundan ayrı. Ha, bundan sonra şuraya gelmemiz lazım. Bu çok büyük bir sorun. Ha, bir de tabii eski ayette de bu oğul kelimesi mesela bütün insanlar için kullanıldı. İşte Hazreti Davud için mesela kullanılıyor. Yani Allah'ın sevgili kulu gibi manada kullanıyor. Onları da buna ekleyebiliriz. Sonra gelelim İncil'e. Bu İncil'i mesela şey kitabını alsak, Markos'u alsak. Markos en eski yazılı İncil'dir. Yani aşağı yukarı 70 yıllarında yazılmıştır. İlk İncil'dir. Sonra ilk İncil'dir. Evet. Hatta Luka ile Matta'nın önemli kısımları da Markos'tan kopyaladıkları söylenir. Ondan bu üçü bir, Yuhanna ayrı değerlendirilir. Bu üçüne sinoptik İncil'ler denir. Ama Markos'un orada bir özel yeri var. Birçok kimseye göre, yani İncil'ler arasında bir tanesi seçilecek olsa o Markos'tur diyenler vardır. Markos'u inanın alıp okuyan biri, baştan sona okuyan biri, genelde insanlara dini tebliğ eden, yani Allah'a yönelen, normal bir insan hayatı yaşayan bir kimseyle karşılaşır. Yani aslında bu sırf Markos okuyan biri değil, yani geri kalan İncil'leri okuyan birini de ilk edineceği izlenim budur. Sadece sizin demin dediğiniz şey gibi, yani oğul kelimesine de baktığında bütün insanlar, Allah'ın sevgili kulları anlamında kullanılan, insanlardan Allah'ın sevgili kulu olanlar için kullanılan bir deyim oldu. Baba kelimesinin ise bir Rab gibi Allah'a karşı bir sevgi ifadesi olarak kullanılan bir sözcük olduğunu anlarlarsa, çünkü baba kelimesini de sadece İsa kullanmıyor. Geri kalan bütün Allah'ın sevgili kullarının babası anlamında kullanılıyor. Sadece bu olay anlaşıldığı zaman üçlemeyi çıkartacağınız ciddi bir zemin kalmıyor. Ha, o zaman eski ayeti geçtik. Yeni ayetten bile gittiğinizde teslis inancına temel bulabileceğiniz bir şey yok. Birkaç tane de şey söyleyelim, pasaj söyleyelim yeni ayetten. Mesela Markos da diyor ki, dinle ey İsrail, Allah'ınız Rab, bir olan Rab'dir. Birliğine vurgu var. Yuhanna da şöyle geçiyor. İsa şöyle diyor, Hazreti İsa. Ben kendiliğimden bir şey yapamam. İşittiğim gibi hükmederim ve benim hükmüm doğrudur. Zira ben kendi irademi değil, fakat beni gönderenin iradesini ararım. Ha, şimdi burada üçlü birlik öğretisiyle düşünün. İsa ezeli bir tanrıysa, üçlü birlik öğretisindeki gibi, kendiliğimden bir şey yapamam demesi mümkün mü? Veyahut da Markos 10-17'ye gelin. Niçin bana iyi diyorsun? Bakın İsa şöyle diyor. Niçin bana iyi diyorsun? Birden başka kimse iyi değildir, o da Allah'tır. Ben iyi bile değilim diyor İsa kendine. Bırakın ezeli tanrı iddiasını. İyi olan bir tek tanrıdır diyor. Aynısı Luka 18-19'da geçiyor. Bunun gibi yani bir aslında... Birçok refere edilebilecek bab var yani. O kadar. Şimdi buyurun İncil'lere hocam. Bakarsak, İncil'lerde Hazreti İsa İncil'lerin hiçbir yerinde ben tanrıyım demiyor. Ben ilahım da demiyor. Hatta karşıdakiler sadece Petrus vesaire sen Mesih'sin diyorlar. Bunu sen söyledin diyor İsa Mesih. Hazreti İsa ne diyor İncil'de? Mesela diyor ki tebliğ faaliyeti esnasında kendi asıl memleketi olan Nasıra'ya geldiğinde. Evet. Nasıralılar, Hazreti İsa Nasıralıdır. Evet. Hristiyanlar her ne kadar bazı İncil'ler Betlehem'de doğduğunu söylerlerse de bazı İncil'ler gene onun memleketinin Nasıra veya Jésus de Nazaret dediğimiz, tamam, Fransa'da Nasıra olduğunu söylerler. Nasıra kendi memleketine geldiğinde halk, aa bu Dülger Yusuf'un çocuğu değil mi? Şunlar bunun kardeşleri değil mi diye Hazreti İsa'yı sıradan bir kişi olarak görürler. O zaman Hazreti İsa der ki, bugünkü İncil'de var, hiçbir peygamber kendi ülkesi memleketinde taziz olunmamıştır.
Yani hiçbir peygamberin kendi memleketinde değeri, kadri, kıymeti bilinmemiştir. Hazreti İsa o zaman bu sözüyle kendini nasıl takdim ediyor? Yani halk onu nasıl algılıyor bir? Hazreti İsa kendini hitap ettiği insanlara nasıl takdim etti? Ben Tanrıyım mı dedi? Ben Mesih'im mi dedi? Ben kralım mı dedi? Ben eski ahitteki peygamberlerin devamı olarak bir peygamberim mi dedi? Bakın bu ifadeden kendisinin de bir peygamber olduğunu gösteriyor. Hazreti İsa'ya şimdi Caner Bey söyledi. Ferisiler karşı çıkıyorlar. Yani Yahudi inancını, bugünkü Ortodoksluğun o dönemdeki öncüleri olan Ferisiler Hazreti İsa'yı eleştiriyorlar. Hazreti İsa'nın sözleri ve tavırları karşısında. Bir Ferisi bir gün çıkıyor karşısına. Söyle bakalım diyor, şeriatte, dinde en birinci, en önemli emir nedir? Buna karşılık Hazreti İsa Tesniye kitabının, Eski Ahit'in, Tevrat'ın Tesniye bölümünün 6. babında yer alan ve bugün Yahudilerin bizdeki İslam'daki Fatiha'ya tekabül eden bir duaları var. Şema İsrail, dinle ey İsrail diye. Onu söylüyor. Dinle ey İsrail, Rabbimiz bir olan Allah'tır. Onu bütün kalbinle, bütün yüreğinle, bütün fikrinle, bütün kuvvetinle seveceksin. Hatta Yahudiler bu Şema İsrail duasını bir şeye yazarlar onu. Kapıların üzerine koyarlar. İşte burada var zaten Tesniye kitabı 6. bapta. Hazreti İsa burada yani şeriatte birinci emrin Allah'ın bir olduğunu ve bir olan Allah'a kulluğun gerekli olduğunu söyler. Mesela Matta İncili 4. bapta der ki yalnız ona tapacaksın. Bakın biz Fatiha'da neyi okuruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malik Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Hazreti İsa ne diyor? Gerek Matta İncil'e gerek Luka İncil'inde sadece Rabb'e tapacaksın diyor. Bana tapın diyor mu? Demiyor. Şimdi Caner Bey'in söylediklerine ilave olmak üzere şunu, Caner Bey Hazreti İsa'dan sonra onun tebliğ ettiği dini benimseyenler arasında farklı görüşlerin olduğunu söyledi. Hakikaten yelpazenin bir ucundan ta öteki ucuna kadar onu tamamen ilah görenler, insanlıktan tümüyle sıyırıp serapa ve bütünüyle ilah görenlere karşı tümüyle insan görenler. Yani bu geniş bir yelpaze söz konusuydu. Aslında Hazreti İsa'dan sonra Hristiyan cemaat iki yönde gelişti. Birisi Yahudi kökenli Hristiyanlık hareketi olarak gelişti. Diğeri pagan kökenli Hristiyanlık hareketi olarak gelişti. Hazreti İsa Yahudi miydi? Yahudiydi. Hazreti İsa bir Yahudi anneden doğdu. Hazreti Meryem de Yahudiydi. Hazreti Meryem Hazreti Harun'un soyundandı. Hazreti İsa Yahudiydi. Hazreti İsa Yahudi dinine, şeriatine, kurallarına göre bir ömür sürdü mü? Sürdü. Her Yahudi erkek çocuğu gibi doğumunun 8. gününde sünnet edildi. 12 yaşında bar mitzva, artık hükümlülük çağı mabede götürüldü. Hazreti İsa ömrü boyunca 33 yıllık ömründe hiç domuz eti yedi mi? Evet. Bizim fakülteye eskiden Almanya'dan ilahiyat tahsili yapanlar gelirdi. Başlarında hocaları, papazları. Ya ben onlara derdim ki o zamanlar işte çıkıp dekanlıkta isterdi konuşurdum. Yani bir Hristiyan için en mükemmel prototip kimdir, örnek insan? Ha bizim için kimdir? Peygamberimizdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır. Cenab-ı Hak bütün Müslümanlara Hazreti Muhammed'i örnek gösteriyor. Bir Hristiyan için de en güzel örnek kimdir? Hazreti İsa'dır. Evet. Peki Hazreti İsa gibi olmak gerekmez mi? Bir Hristiyanın hedefi İsa Mesih gibi olmak değil midir? Evet. O zaman onlara soruyordum ben. Hazreti İsa sünnet oldu mu? Olmadı diyemezler çünkü zaten neredeyse İncil'de yazıyor. Peki siz niye olmuyorsunuz? Hazreti İsa domuz eti yedi mi dedim. Birbirlerine baktılar. Domuz eti yedi diyemezler. Hazreti İsa domuz eti yemedi çünkü domuz eti Tevrat'ta açık
ve sarih bir şekilde yasak. Hocam bunu soracaktım aslında, ilerleyen dakikalarda sormayı düşünüyordum ama şimdi mesele gelmişken, hani bizim peygamberimizle ve rol model olmakla eşleştirdiniz ya, aslında şunu da görüyoruz, yani bir tahrif mi var? Hazreti İsa geri planda mı tutuluyor? Çünkü şöyle bir durum var, bizde bir ehli sünnetlik var, peygamberin öğretilerinden gitmek, hadis-i şeriflerden yararlanmak meselesi, ama burada Hazreti İsa'nın mesela Hristiyanlığa baktığımız vakit sizin dediğiniz gibi işte domuz eti yedi mi, onu yaptı mı, bunu yaptı mı, birçoğunu biliyoruz, belki de bilmiyoruz. Böyle bir durum yok. Yani Hazreti İsa'nın öğretilerini görmüyoruz. Papa onu dedi, Papa bunu dedi. İşte Vatikan'a göre durum böyle. Bunun sebebi ne? Şimdi onu söyleyeceğim zaten. Hı hı. Mesela Thomas Michel diye Vatikan'ın temsilcisi vaktiyle ve bu diyalog faaliyetlerinde de görev alan bir papaz, Amerikalı bir papaz, bizim fakülteye geldi konferans vermeye. Marmara İlahiyat'a. Ona dedim ki ben konferanstan sonra, siz Hristiyanlar nasıl oruç tutuyorsunuz dedim. Yani kaç gün oruç tutuyorsunuz, oruç tutma şekliniz nedir? Aslında 47 haftadır, 49 gündür ama Hristiyanlıkta pazar günü, oruç matem alametidir. Pazar günü İsa Mesih'in diriliş günü olduğundan, diriliş günü yani sevinç günü matem alameti olan oruç tutulmaz. Pazarları çıkarırlar, kalan günlerde de Katoliklikte oruç perhiz şeklindedir. Hmm. Sayın Michel'e dedim ki İsa Mesih nasıl oruç tutmuştu dedim. O 40 gün oruç tutmuştu. Öyle perhiz gibi değil. Bayağı oruç tuttu. Bizim gibi oruç tuttu. Yeni ayette var. Ha, siz niye öyle tutmuyorsunuz dedim. Yani Hazreti İsa önümüzde. Onun gibi olmak her Hristiyanın temel hedefi ise. Tamam. Ama bizden öyle istemedi ki. Bizden istemedi ki olur mu? Kendi yaptığı hareketleriyle size örnek oluyor Hazreti İsa. Şimdi şunu demek istiyorum. Hazreti İsa Yahudi'ydi. Yahudi şeriatine göre yaşadı. Hazreti İsa'ya ilk inananlar da Yahudilerdi. Ama Filistin'de yaşayan bütün Yahudiler Hazreti İsa'ya inanmadılar. Hazreti İsa'yı bekledikleri Mesih gibi görmediler. Hazreti İsa'da bekledikleri Mesih'in, o kurtarıcının, o vasıflarının, niteliklerini görmediler. Onlar nasıl bir Mesih bekliyordu? Adeta elinde kılıç kalkan, zırhını giymiş. Yani bir milleti millet yapan, bir devlet kuran, bir Davut soyundan gibi. Bir komutan. Evet. Hazreti İsa halbuki ne diyordu? Benim krallığım bu dünyada değil diyordu. Onun öyle bir sevdası yoktu. İşte Yahudilerden bir kısmı, ilk havariler Yahudilerdir. Hazreti İsa Yahudiydi, ona ilk inananlar Yahudiydiler. Hazreti İsa'ya inanan Yahudiler, tıpkı Hazreti İsa gibi, Yahudi dinindeki kurallar neyse, yiyecekle ilgili kurallar, temizlikle ilgili kurallar, diğer kurallar, bunları yaşayarak sürdürdüler işi. Hocam galiba şey değil mi, milattan sonra 80 gibi sinagogdan özellikle Hristiyanların çoğu çıkarttırılıyor, bir daha sinagoglar alınmıyor. Galiba ondan sonra özel bir kopuş oluyor, milattan sonra 80 gibi. Asıl burada Pavlus'un çok önemli bir rolü var. Pavlus da Yahudi, Pavlus hatta Ferisi. Daha o dönemin en ortodoks Yahudisi. Ama Pavlus daha önceden, yani Hristiyan olmadan önce Hristiyan düşmanıydı. Hristiyanları takip ediyordu. Şimdi ikinci bir hareket ne oldu? Hazreti İsa'ya inanan Yahudi kökenliler, Yahudi şeriatına uygun devam ediyorlardı. Bunlara Judeo-Kretiyenler deniyor. Jewish Christianity. Bunlar Yahudilikte Tanrı'nın birliği esas olduğu için demin Caner Bey okudu. Yani niye eski ahiti kutsal kabul ediyorlardı? Eski ahitteki tek Tanrı inancını teslise dönüştürdüler. Yahudilik iki temel üzerine kuruludur Canan'ın. Birisi Tanrı'nın birliği, ikincisi İsrail'in seçilmişliği, üstün ırk oluşu. Dolayısıyla Hazreti Musa'ya gelen 10 emirden ilki neydi? Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Rabbin benim, karşımda başka ilahların olmayacaktır. Onun için teslisi biz eski ahitte bulamayız. Yahudi kökenli Hristiyanların en temel özellikleri şunlar. Bir, Tanrı'nın birliği. Onlarda teslis yok. İki, enkarnasyonu reddederler. Enkarnasyon neydi? Enkarnasyon, tanrısallığın Meryem'in bedeninde İsa'ya hulul ederek İsa'yı tanrılaştırması. Çok önemli burası. Hulul. Yani burası çok Hristiyanlığı önemli. Hristiyanlık yapan temel dogma enkarnasyon dogmasıdır. Hocam burada enteresan bir şey var hocama diyeyim. Buyurun. Şimdi enkarnasyon da ilk dönem Hristiyanlarda yok ama bizim hani genel inancımız Paul, Saint Paul birçok işte İsa'nın tanrılaştırmasını soktu. Mesela Karen Armstrong ünlü bir dinler tarihçisi. Gösterim. Aslında kendisi de rahibe. A History of God. Türkçe'ye de çevrildi galiba. Mesela burada diyor ki, mesela Karen Armstrong
ünlü bir dinler tarihçisi. Gösterim aslında kendisi de rahibe. A History of God. Türkçe'ye de çevrildi galiba. Mesela burada diyor ki, St. Paul'un kendisi bile enkarnasyona inanmıyordu diyor. Yani bu çok enteresan bir tespit. Yani bırakın hani İncil'den çıkmıyordu. Yani St. Paul'un kendisi bile inanmıyordu diyor. Enkarnasyona. Elbette St. Paul bir Ferisi Yahudi, yani Ortodoks Yahudi olarak enkarnasyona inanır mı? Kabul eder mi? Tabii. Etmez. Çünkü birinci hareket neydi? Yahudi kökenli Hristiyanlık. Yahudi kökenli Hristiyanlık hareketinin temel özelliği bir, Tanrı'nın birliği. Teslisi kabul etmezler. İki, enkarnasyonun reddi. Üç, daha sonra gelecek bir kurtarıcının beklentisi. Bu Yahudilikte de var ama bu Yahudi kökenli Hristiyanlık hareketi Hazreti İsa'yı Tanrı değil, Tanrı değil, bir peygamber olarak görüyordu. Judeo-Kretiyan hareketi daha sonra Ebiyonitler olarak devam etti. El-Kesai olarak devam etti. 5. yüzyılın ortalarına kadar geldi ve 5. yüzyılın ortalarında bu hareket kayboldu. Batılılar diyorlar ki 7. yüzyılda İslam diye ortaya çıktı. Buyurun. Diğer hareket, pagan iken Hristiyan olanlar var. Yani Filistin bölgesinde Yahudiler var. Onlardan bir kısmı Hristiyan oldu. Onlara Yahudi kökenli Hristiyanlar diyoruz. Judeo-Kretiyenler. Bir de Filistin'in dışında Anadolu toprakları da dahil Yahudi olmayan paganlar var. Roma İmparatorluğu'nda. Bu paganlardan Hristiyan olanlar oldu. Mesela Antakya'da ilk defa pagan iken Hristiyan olanlar oldu. Orada şöyle bir problem çıktı havarilerin karşısına. Bir insan Yahudi iken Hristiyan oluyorsa zaten mesela sünnet oluyor, şeriata uyuyor, devam ediyor, domuz eti yemiyor. Adam pagan. Yahudi şeriatından sorumlu değil, Yahudi de değil. Bu kişi Hristiyan olurken acaba Yahudi şeriatine uğrayacak mı? Yoksa ona hiç uğramadan, ondan muaf tutularak mı Hristiyan olacak? İlk dönemde bu tartışma oldu. Kudüs'te 49-50 yılında havariler toplandılar. Havarilerin başkanlığına da Aziz Yakup yaptı, Senjak yaptı, Hazreti İsa'nın kardeşi diye takdim edilen. Orada dendi ki, Yahudi kökenliler zaten şeriatı yaşayarak gidiyorlar. Bu pagan kökenliler Hristiyan olunca bunlardan biz sadece 4 şey isteyelim. Şeriatın kalan kısımlarından bunları muaf tutalım. Yani gözlerini korkutmayalım. Neydi istedikleri 4 şey? Yani kan. Kanza yasak. Evet. Yahudilikte de yasak. Bunlarda da yasaktır. 2. Boğulmuş hayvan. 3. Allah'tan başkası için kesilenler. Putlar için kesilenler. 4. Zina dediler. Evet. Şimdi bunun dışında şeriattan sorumlu olmadılar. Dolayısıyla Hristiyanlık, yani Yahudi kökenli Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu'nun Yahudilere karşı aşırı baskısına paralel olarak gittikçe azaldı. Çünkü 70 yılında malumunuz Kudüs'ün tahribi var, 135 yılında Şimon Bar Kokhba isyanı var. Ama pagan Hristiyanlık gittikçe pagan Roma topraklarında yayıldı. Konstantin'in İznik Konsili'ni topladığında da zaten pagan Roma topraklarında Hristiyanlık artık İsa Mesih'in uluhiyetini kabul eder noktaya, yani paganizmin unsurlarını benimser noktaya gelmişti. Şimdi ben başka bir bahis açmak istiyorum. Şu konsillerden bahsetmişken bazı iddialar var Barnabas İncili ile ilgili. Çok da merak edilen bir mesele bu. Deniliyor ki işte aslında bir İncil daha vardı, bu inkar edilen İncillerden, kabul edilmeyen İncillerden biriydi Barnabas. Buyurun hocam. Tabii ki. Buyurun. İstediğiniz kadar. Barnaba 12 havariden biri değil. Aslında şöyle bir yanılgımız var bizim. Hazreti İsa'ya inananlar toplam 12 kişi mi? Değil. Değil. Çok kişi. Ama kendisine inananların içerisinden 12'yi kendisine en yakın olanlar olarak seçiyor. Sahabe bunlara, gibi bir nevi. Evet, bunlara biz havari diyoruz. İnananlar 12 kişiden ibaret değil. 12'nin dışında bir de 70 kişilik bir halka var, ikinci bir halka. Barnabas bu ikinci halkadan. Barnabas Kıbrıslı. Kıbrıs Helenistik kültür muhitinde. Evet. Orada Grekçe konuşuluyor, Anadolu topraklarında da. Barnabas'ın asıl adı Yusuf ama çok kuvvetli bir İsa Mesih mümini. Yani onun Mesih olduğuna inanan, onun uğruna bütün malını mülkünü feda etmeye kalkan birisi.
Barnabas'a nispet edilen bir İncil söz konusu oldu. Bugün Batı dünyasında İtalyanca yazılmış, dünyada tek yazma nüshası İtalyanca olarak Avusturya Milli Kütüphanesi'nde bulunan bir Barnaba İncil'i var. Evet. Evangil de Barnaba. Dili İtalyanca ama hangi İtalyanca? 15-16. Yüzyıl Bologna İtalyancası, Kuzey İtalya İtalyancası. Bu 1907 yılında Laura ve Lansdale Rock tarafından İngilizceye çevrildi ve neşredildi. Sonra 1908 yılında meşhur Mısırlı alim Reşit Rıza bunu Arapçaya çevirdi ve İslam dünyasında Barnaba İncili diye bu tanındı ve benimsendi. Niye benimsendi İslam dünyasında? Çünkü bu Barnaba İncili'nde, yani Avusturya Milli Kütüphanesi'nde yegane yazma nüshası bulunan, sonra İngilizce neşredilen, sonra Arapçaya çevrilen, sonra Türkçeye çevrilen bu Barnaba İncili'nde Hazreti İsa'nın uluhiyeti reddediliyor. Enkarnasyon reddediliyor. Bir, Hazreti Muhammed'in peygamberliği müjdeleniyor. Bu yüzden dolayı mı, yani bu daha sebepten olsun, dolayı daha mı bir Müslüman tarafından yazıldığı söyleniyor? Çünkü yani bakın Barnaba İncili'nin bu özellikleri Kur'an'da Hazreti İsa'ya verildiği bildirilen İncil'in vasıflarına uyuyor. Kur'an'a göre Hazreti İsa ilah mıdır? Hocam Türkçesi değil. Var mı şu anda bunun tam yayınlanmış bir Türkçesi aslında? Barnaba İncili, batıdaki Barnaba İncili'nin Türkçesi var. Yani bir, ben gördüm de piyasadaki onu tam çevirisi. Bazı bölümleri. Piyasadaki Barnaba İncili diye birkaç kişi tarafından yapılan çeviri var. Bu çevirinin aslı, İngilizce neşrin Pakistan'da tekrar neşredilmesi esas metin olarak alındı. Bu İtalyanca nüshası zaten şeyde, Avusturya aslında Milli Kütüphanesi. Aslında direkt İngilizcesini bilenlerin direkt oradan okuması en sağlıklısı. Ama şu burada problem şu, Batılılar bu Barnaba İncili'ni, yani Türkçesi de olan bu Barnaba İncili'nin uydurma bir İncil olduğunu söylüyorlar. Niye uydurma olduğunu söylüyorlar? Diyorlar ki Barnaba İncili'ndeki ifadeler İsa Mesih dönemini yansıtmıyor. Mesela bir örnek vereyim ben. Buyurun. Barnaba İncili'nde diyor ki, hani Hazreti İsa bu İncil'lerde de yer alır. Hazreti İsa bir gün Kudüs'te Süleyman Mabedi'ne gelir. Bakar ki mabedin avlusu koyun keçi satanlarla dolu. Niye? Çünkü Yahudilikte ibadetin aslı ve özü kurban. Dolayısıyla da kurban ibadeti de Süleyman Mabedi'nde ancak yapılabiliyor. Ve bunu Süleyman Mabedi'nin kohenleri, hahamları yapıyorlar. Bakıyor ki mabedin avlusu tüccarlarla dolu. Koyun keçi satanlarla. Tanrı'nın evi ticarethane değildir diye Hazreti İsa mabedin avlusundaki bu satıcıları kovuyor mabetten dışarıya. Barnaba İncili diyor ki İsa Mesih'in kovduğu bütün bu satıcılar şarap dolu fıçıların bir yokuş aşağı yuvarlanışı gibi mabedin kapısından yuvarlanıp gittiler diyor. Şimdi batılı tenkit ederken diyor ki bu ifade gerçeği yansıtmıyor diyor. Niye? Hocam bir şey de diyecektim de hocam yani böyle bir noktadan gitseler o kadar enteresan ki o zaman hiçbir İncil kalmaz. Bu dört İncil de ortada kalmaz. Diyeceğim, yani. Bu kadar titiz davranılacaksa. Bu kadar titiz davransalar bu İncil'lerin her biri birbirinde. Diyor ki şimdi eleştiren. Çünkü diyor İsa Mesih zamanında içki tahtadan yapılma fıçılarda değil tulumlarda muhafaza ediliyordu. Şarap dolu fıçıların yuvarlanışı gibi dediği için o dönemi yansıtmıyor. Buna benzer başka şeyler hocam, de var. Bu meselenin üzerinden gidelim. Hani Hazreti Peygamber'in gelişiyle ilgili müjde var mı yok mu Barnabas'ta diyoruz ya. İncil'de peki Peygamberimize işaret var mı? Tamam Barnabas İncil'ini kabul etmiyorlar ama bir de Paraklit mucizesi var. Ve siz bunu şimdi hocam Hazreti Peygamber'le ilgili bir tabii müjde ki ben, olarak yani ben değil. Bu genel İslam aleminde böyle bir düşünce olmuştur. Yuhanna bölümünde Paraklit'e atıflar var. Yuhanna bölümündeki o Paraklit'e atıflardan dolayı böyle düşünülmüştür. Ama Yuhanna'dan önce ben şeye de gelirsem mesela bana göre. Yuhanna yani, İncili'nin 16, 14, 15, 16. bölümlerinde Hazreti İsa bu işin kendisiyle bitmediğini, kendisinden sonra birisinin geleceğini ama o gelecek kişinin gelmesinin kendisinin gitmesine bağlı olduğunu. Diyor ki ben gidip babaya yalvaracağım. O size başka bir paraklit gönderecek. Ben gitmezsem o gelmez diyor. Bir. Sonra ne diyor?
Bugün size söyleyeceğim daha pek çok şey var. Şimdi söylersem tahammül edemezsiniz. O gelince o size her şeyi söyleyecek diyor. Ve asıl neyi söylüyor? O geldiğinde kendiliğinden bir şey söylemeyecek. Her ne alırsa onu söyleyecek diyor. Bakın bu son söylediğinin Kur'an'da bunun karşılığı peygamberimizin nitelemesi vasfı olarak Estaizu billah ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O kendiliğinden bir şey söylemez. Allah'ın Resulü peygamber o ne alırsa kendisine ne vahyedilirse onu söyler. Dolayısıyla Yuhanna İncil'indeki Paraklit diye geçen ama şimdi Türkçe İncil'lerde hakikat ruhu tesellici diye karşılanan bu kelimenin aslında parakleitos diye perikleitos olduğu, perikleitos kelimesinin de övülmüş, methedilmiş olduğu, övülmüş ve methedilmiş kelimelerinin de Muhammed ve Ahmet kelimelerinin anlamı olduğu, dolayısıyla İncil'de Peygamberimizin müjdelendiği bugünkü İncil'de kabul ettikleri. Yuhanna'dan tabii Yuhanna'dan yerlere bakarlarsa Yuhanna 14 15'e 16, Yuhanna 14 26, Yuhanna 16 7 8. Evet. Hocamın demin dediği. Şey. Bir de bence hocam şu da ilginç. Mesela bir Hristiyan'la şu da söylenebilir. Mesela bu da İncil'den bir pasaj. Matta 7 15 21 arasını okuyacağım. Yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun esbabında gelirler. Fakat iç yüzden kapıcı kurtlardır. Dikkat edin burada bir Hazreti İsa'nın yalancı sahte peygamberlere karşı uyarısı anlatılıyor. Evet. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. İnsanlar dikenlerden üzüm yahut deve dikenlerinden incir toplarlar mı? Böylece her iyi ağaç iyi meyve verir fakat çürük ağaç kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve vermez. Çürük ağaç da iyi meyve vermez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır. Öyleyse onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Şimdi burası çok önemli. Bu da aslında çok ünlü bir pasajdı. Mesela İncil'i bilmeyen birçok Hristiyan bile bu pasajı bilir. Yani iyi ağaç iyi meyve verir. Siz yalancı peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Şöyle düşünelim. Hazreti İsa'dan sonra peygamber olan hiç kimse gelmeyecek olsa normal beklediğimiz şey nedir? Benden sonra kim peygamberini iddia ediyorsa yalancıdır şeklinde bir ifade. Bir uyarı var. Evet. Böyle bir ifade gelmeyi, bunun gelmesi bence bir Hristiyan açısından çok önemli bir delil olması lazım. Çünkü peygamberimizi alsak, peygamberimizin verdiği meyve ne diye bakalım bir Hristiyan açısından? Dünyada çok büyük bir kalabalığın tek bir Allah'a inanması, Allah'a yönelmesi, ahirete, cennete, cehenneme inanması, ahirette sorgunun olduğuna inanması. Bunlar Hristiyanlığın en önemli mesajları olarak Hristiyan kabul ediyor. Yani Allah'ın varlığına inanma, onu her şeyden önemli kabul etme, bir Hristiyan, bir Yahudi için de olabilecek en iyi mesajdır. Peygamberimiz böyle bir meyve verdiyse inanan toplum, bundan daha iyi bir meyve ne olabilir? Ayrıca Hristiyanlıkla yine İslam açısından diğer ortak noktalara bakalım. İşte adam öldürmenin, hırsızlığın, zinanın, insanlara kötülük yapmak gibi temel ahlaki kaideler. Babana ve annene hürmet edeceksin. Evet, anne babaya'nın da hakkını gözetmek. On emir de evet. Var, evet. Şimdi bunlar Yahudi Hristiyan, bunları gözeten bir topluluk kurmuş. Yine Hristiyanlıkta sürekli Allah'a yönelme, şükretme, dua etme çok önemli unsurlar. Peygamberimiz yine böyle, yani şu andaki Müslümanların Allah'a yönelmesi, dua ve ayırdıkları vakit, bütün geri kalan dünyadaki Müslümanlar dışındaki toplulukların toplam ibadetlerinden fazla. Böyle bir topluluğu Peygamberimiz meyve vermiş. Yani Hristiyanlık açısından önemli olan baştan sayarsam Allah'a inanç, ahirete inanç, ortak ahlaki kaideler onların da kabul ettiğine. Ve buna inananlar yine Hristiyanların inandığı peygamberler zincirine de inanıyorlar tarih boyunca. Nuh'a, İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a, Yusuf'a, İsmail'e gibi. Hristiyanlıktaki o temel inançlara, peygamberlerle tarih boyunca Allah'ın bir mesaj gönderip bu mesajla insanları doğruya yönelttiği tipi temel bir noktada da Hristiyanlıkla birleşiyor. Şimdi bunlara inanan ve böyle ahlaki ortak kaideleri uygulayan bir topluluğu gören bir Hristiyan, eğer ki tarafsızsa, bu peygamber iyi meyve vermedi diye demesi mümkün değil. Bana göre sırf İncil'deki şu kriteri uygulayan bir kimse, o bile yeter yani. Bu kriteri uygulayan bir kimse ama için. Ama Canan Hanım şu var, yani o bile yeter ama şöyle bir tarihi realite var, bakın. Şimdi eski ahitte,
dinimin Caner Bey'in ifade ettiği Hristiyan Kutsal Kitabı'nın ilk bölümü Eski Ahit diye adlandırılır, ikinci bölümü Yeni Ahit diye. Eski Ahit de başta Tevrat olmak üzere Eski Ahit'e yer alan ve görev yapmış hikayeleri anlatılan peygamberler hemen hemen hepsi ileride gelecek bir kurtarıcıyı müjdelerler. Evet. Başta Hazreti Musa müjdeler. Tevrat'ın Tesniye bölümünde 18. baba bakılacak olursa orada diyor ki Tanrı bugünkü Tevrat'ta Hazreti Musa'ya diyor ki ey Musa İsrail oğullarına söyle onlara kardeşleri arasından senin gibi birini çıkaracağım. 18-18. Söyleyeceği her şeyi onun ağzına ben koyacağım. Bakın demin okuduğumuz ayet vardı ya kendiliğinden bir şey söylemeyecek her ne alırsa onu söyleyecek. Hazreti Musa'ya böyle bir müjde geliyor. İsrail oğullarına söyle, kardeşleri arasından. İsrail oğullarının kardeşleri kim? Canan Hanım. İsmail oğulları. İsrail, Hazreti Yakup'un ikinci adı. Hazreti Yakup'un babası İshak. Hazreti İshak'ın kardeşi kim? Hazreti İsmail. İsrail oğullarının kardeşi İsmail oğulları. Demek ki İsrail oğullarının kardeşleri arasından Musa gibi, senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Bakın Hazreti Musa Mısır'da Firavun'un baskısı altında esir ve köle olarak yaşayan İsrailoğullarını aldı. Sina Yarımadası'na götürdü, bağımsızlığa kavuşturdu, bir millet haline getirdi. İşte Peygamberimizde de aynı, o da Medine döneminde bir İslam devleti kurmak suretiyle ki bu da Hazreti Musa'ya benzediğini ortaya koyuyor. Şimdi Hazreti Musa gibi birini Yahudiler bekliyorlar. Bu sadece Tevrat'ta olan bir müjde değil. Bakın bu İncil'de demin söylediğimiz Yuhanna İncil'inde Caner Bey'in okuduğu bölümlerde de Hazreti İsa bu işin kendisiyle bitmediğini, kendisinden sonra birisinin geleceğini söylüyor. Ha şöyle bir tespit var. İlkelinden evrenseline kadar bütün dinlerde ileride gelecek bir kurtarıcı müjdesi ve beklentisi var. Bunun tek istisnası Kur'an-ı Kerim. Kur'an'da artık Hatemen Nebiyyin yani peygamberlerin sonuncusu, mührü denilmek suretiyle artık bu işin bittiği, son noktanın konduğu ifade ediliyor. Hazreti İsa'nın İncil'de peygamberimizi müjdelemesi Kur'an-ı Kerim'de Saf Suresi 61. surenin 6. ayetinde bakın nasıl ifade ediliyor. Ya beni İsrail'e diyor Hazreti İsa, ey İsrail oğulları, inni Resulullahi ileyküm, ben Tanrı'nın size gönderdiği elçisiyim. Musaddikan lima beyne yede yeminet Tevrat'ı, benden önce gelen Tevrat'ı tasdik ediyorum. Ve mübeşşiran bir Resulin ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet, benden sonra gelecek Ahmet adındaki peygamberi de size müjdeliyorum. Burada ismuhu Ahmet, adı Ahmet'tir ifadesi, vasfuhu Ahmet'tir şeklinde de anlaşılır. İsim aynı zamanda sıfattır. Burada Ahmet övülmüş, fethedilmiş. Evet. Yani illa Ahmet adını bulmanız şart değil. O anlamı, Ahmet kelimesinin anlamını içeren bir kelimeyi bulmak bile yeter. Hazreti İsa bu iş benimle bitti demiyor. Bakın Tanrı zaten bütün peygamberlerden, geçmiş bütün peygamberlerden söz alıyor. Ayet nasıl? Estağfirullah. Ve iz ehazallahu misakan nebiyyin. Allah peygamberlerden söz aldı. Nasıl söz aldı? Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Size kitap ve hikmet verdiğimde. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı verdiğinde mesela. Sümme caeküm rasulün musaddikum lima maaküm. Sonra size verilen kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde. Letü'minün nebihi, ona mutlaka inanacaksınız. Ve letensurunnehu, ona mutlaka yardımcı olacaksınız. Dolayısıyla her peygamber kendisine sen son peygambersin denilmediği sürece sonra geleceği müjdelemek, sonra gelen de öncekini tasdik etmek durumunda. Peygamberlikte iki özellik var. Her peygamber öncesini tasdik edecek, doğrulayacak. Sonrakini de bildirecek. Sonrakini de müjdeleyecek. Kendisine sen son peygambersin denilmediği sürece müjdeleyecek. Peygamberler arasında böylesine bir ilişki söz konusudur.
Evet hocam, siz bu konuda bir şey ekleyecek misiniz? Yok hocam, gayet güzel anlattı. Pekala, o zaman 1947 yılında Ölüdeniz kıyısında Kumran'da bulunan Ölüdeniz yazıtlarını da sormak istiyorum. Bu da çok böyle ilgi çekici ve merak edilen de bir husus hocam. Bununla ilgili böyle belli başlı sorular var. İşte yazıtlar kimindi, neden bu yazıtlar mağarada gizlenmişti, Kumran Kütüphanesi nasıl bu hale geldi? Konuya şöyle başlayalım. Bugün dünya üzerinde 15 milyonluk Yahudilerin elinde veya 7 milyarlık dünya insanının elinde Hazreti Musa'nın elinden çıkma bir Tevrat nüshası var mı? Yok. Yok. Hazreti İsa'nın elinden çıkma bir Tevrat nüshası var mı? Yok. O da yok. Bugün dünya üzerinde en eski el yazması, Tevrat'ın tümünü içeren nüsha hangi tarihle tarihleniyor? Milattan sonra 10. yüzyıl. Hazreti Musa ne zaman yaşadı? Milattan önce 1200'lerde yaşadı. Evet. O 1200'ü oradan, onu da buradan eklersen 2200 yıllık Hazreti Musa'ya Tevrat'ın verilişi ile bugün elde bulunan en eski Tevrat'ın tümünü, fragman değil bakın, Tevrat'ın tümünü içeren bir el yazması nüshası arasında 2000 küsur yıllık bir fasıla var. Hazreti İsa'ya İncil'in verilişi milattan sonra 25 yılıdır. Tam 30 yaşındayken. Bugün elde mevcut en eski İncil nüshası, ister Matta, Markos, Luka, Yuhanna hangisi olursa olsun, komple ama tümünü içeren en eski yazma nüsha, Codex Vaticanus'tür. Vatikan Kodeksi milattan sonra 325 ile tarihlenir. Arada ne kadar süre var? 25 oradan alırsanız 300 yıllık bir süre var. Evet. Şimdi sorunuza geleceğiz. 1947 yılında Filistin'de, Kumran bölgesinde bir Filistinli çoban kaybolan hayvanının peşinden giderken bir mağaraya rastladı. Ve mağarada baktı ki küpler dolusu yazılı belge. Tabii yazıyı anlamıyor, okuyamıyor, ne olduğunu bilmiyor. Aldı bir parça götürdü. Köyüne, imamına, neyse muhtarına gösterdi. Oradan kasabaya gitti, şehre gitti derken bunun milattan önce 2. yüzyılda Filistin'de ortaya çıkmış Esseni mezhebi, yani İsiyim mezhebine ait ve Yahudi kutsal metinleriyle alakalı en eski yazılı belge olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine 47 yılından itibaren Lut Gölü çevresindeki, bunlara Kumran yazıtları deniyor, mağaralar, 15'i aşkın mağarada çok sayıda yazılı belge bulundu. Bu yazılı belgelerin bir kısmı Eski Ahit'in bazı bölümlerini içeriyor. Mesela Habakkuk kitabını, İşaya kitabını gibi o bölümleri içeriyor. Ölüdeniz yazmaları diye de bilinen Dead Sea Scrolls galiba, değil mi İngilizcesi? Evet, Ölüdeniz yazmaları diye de adlandırılan bu yazmalar Yahudi kutsal kitabı ile ilgili en eski fragmanları, bölümleri, miladi 1. yüzyılla tarihlenen fragmanları içerdikleri için son derece önemli. Bunlar bugün Kudüs'te Kitab-ı Mukaddes Okulu, Ekol Biblik'te hem tamir ediliyor, hem gün yüzüne çıkarılıyor, hem de peyderpey neşrediliyor. Hocam, burada şimdi gizemli olan bir mesele daha var. Söylenilen, yani okuduğumuz kadarıyla bakır olan yazmalardan da bahsediliyor. Bu bakır yazmalarda işte dinsel öğretilerin dışında sizin de bahsettiğiniz gibi bir hazinenin varlığından bahsediliyor. Ve bu hazine ile ilgili de işte bir kısım diyor ki bu aslında ilimsel bir bilgi. Bir kısımda gerçekten bir hazine var diyor. Define avcılığına çıkmayacağız tabii. Hazinenin ne olduğu çok önemli değil ama neydi bu kutsal aslında mesele? Aslında bakın bu yazmalar, gizem çözüldü yani mü bununla ilgili? Lut Gölü yazmaları, Ölüdeniz yazmaları veya Kumran yazmaları diye de adlandırılan, hı hı, 47 yılından itibaren bulunan ve zamanla deşifre edilen bu yazmalar Yahudilikte milattan önce 2. yüzyılda ortaya çıkan 3 dini hareket var. Ferisiler, Sadukiler, Esseniler. Esseniler grubundan yazı faaliyetleri. Bu Esseniler dediğimiz grup da çölde yaşıyor, o bölgede yaşıyor. Münzevi ve zahidane bir hayat sürüyorlar. Bunlar kazandıklarını ortaklaşa tüketiyorlar. Dolayısıyla bunların böyle buradaki hazineden kasıt, İlle define var yer altında vesaire değil. Bunların zaten o tür bir arayışları, o tür bir sevdaları da söz konusu değil. Burada bilgi hazinesidir asıl kastedilen.
Çünkü onlar yazı yazanlar ve bu yazdıkları yazılarla hem kendi ibadetlerini, inançlarını, öğretilerini, mezhep seyri süluklarını anlatan hem de Yahudi kutsal kitabının kimi bölümlerini günümüze kadar kalmasını sağlayan kitap ehlidir. Şimdi son bir soru soracağım bununla ilgili. Bu yazmalarda Hazreti İsa'nın eşi olduğu söylenen Maria Magdalena'dan da bahsedildiği iddia ediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve vaktiyle gene bu kanalda da bir Didem Hanım'ın programında bu rahmetli Aytunç Altındağ'la biz çıkmıştık. Hazreti İsa evlendi mi, evlenmedi mi? Evet. Yani bu Hristiyan dünyasında bir aşırılık söz konusu. Bu aşırılık Teslis'te var. Evet. Ya tevhid dururken tek Tanrı inancı Teslis'e niye gidiyorsunuz? Demin Teslis'ten bahsedildi. Teslis açmışken iki cümle söyleyeyim sonra bu buyurun. Evlilik konusunu. Teslis ki Arapça bir kelime üçleme demek. Teslis'in batı dillerinde karşılığı Trinite veya Trinity. Evet. Teslis hem birleştirici hem ayırt edici özelliği olan bir kavram. Evet, üçten bir, birden üç. Yok, o değil. O değil mi? Değil. Niye birleştiricidir? Hangi, Caner Bey demin saydı, Katolik, Ortodoks, Protestan. Aslında bir de ayrılmış Doğu kiliseleri var, Ermeni, Süryani, evet. Kıpti, Habeş gibi. Hangi mezhebe mensup olursa olsun, bütün Hristiyanların birleştikleri nokta Teslis'tir. Bir şeyler var tabii az kalan, non-trinitarian mezhepler ama azınlık var. Onlar bir de teslisi... hocam günümüzde Pentekostal Hristiyanlığın içinde de herhalde bu unitarian, üçlemeyi reddedenler çoğalıyor. Üçlemeyi reddedenler var ama... Azınlıklar tabii hocam. Yani resmi açıdan bir kişinin Hristiyan sayılabilmesi tabii. için teslis inancını, üçlü birlik inancını kabul etmesi gerekir. Vaftizde ne denir? Bebeğin alnına su dökülürken baba, oğul ve kutsal ruh adına denir. Bu söylenmezse bu vaftiz gerçekleşmez. Dolayısıyla teslis inancı mezhebi ne olursa olsun bütün Hristiyanları birleştiren bir özelliktir. Bir, iki ayırt edici bir özelliktir. Nasıl ayırt edicidir? Hristiyana sorsanız şimdi monoteist misin değil misin diye ben monoteistim der. Monoteist neydi? Tek Tanrı inancı. Evet. Ben Tanrı'nın birliğine inanıyorum der. Ama Hristiyan'ın monoteizmi, Yahudi'nin ve Müslüman'ın monoteizmi gibi mi? Değil. Çünkü Yahudilikte Tanrı'nın birliği var, bizde tevhid akidesi var, Allah'ın birliği, vahdaniyet var. Ama Hristiyan'ın birliği üçlü birlik. Hem üç şekilde gösteriyor, özde tek ama üç farklı şekilde tezahür eden bir Tanrı anlayışı. Dolayısıyla farklı dediğimiz Yahudilikteki ve İslam'daki tevhid inancından farklıdır Hristiyan'ın tevhid inancı. Yani bu teslis inancı. Ayırt edici özelliği bu. İkincisi de ne bizimki gibi tevhiddir? Pek mesela Hristiyan'ın teslis inancı Hinduizmin politeizmi gibi midir? Biraz benzer. Benzer ama değildir. Onlarda da ya değil de tabii aslında o Hindu politeizminde de şeyler var. Mesela değişik versiyonlar var. Bir açıdan bakarsanız Brahman, Vishnu mesela, Shiva üçlü ayrı görüntüsü var. Bazıları teslis inancı için de hani o tek tanrının Tiryat dediğimiz tabii, eski Mısır'da ama da tabii var. Ki yani Osiris, Horus var. Tabii. Yani bir oradaki ama, kadar yani yine monoteizmi bir türlü muhafaza etmeye çalışmışlar ama Hindistan'da Hristiyan. Sayısı binleri tabii. aşan ilah var. Hristiyan Hinduizm'de. Hristiyan'ın teslisi Hinduizm'in o binleri aşan ilahı gibi bir politeizm değildir. Ama Hristiyan'ın teslisi Müslüman'ın tevhidi gibi de değildir. Yani bu ne menen bir tevhid ki? İsa Mesih Tanrı mıdır? Şimdi İznik Konsili kararları var. Çantamda o Katolik Kilisesi'nin doktrin inanç esasları diye var. Sizin orada da vardır. İznik evet. Konsili'nde Hazreti İsa'dan bahsederken Tanrı'dan olma gerçek Tanrı'dır. Yani Hazreti İsa evet. ayrı bir Tanrı'dır. Kutsal Ruh ayrı bir Tanrı'dır. Baba Tanrı ayrı bir Tanrı'dır. Bunlar evet. üç Tanrı mıdır? Hayır, Caner Bey'in söylediği gibi. Ebedlerden evvel var olan ve pederden neşet eden Allah'ın biricik oğlu İsa Mesih'e doğrulan fakat yaratılmayan İsa'nın pederle aynı cevherden olduğuna biz insanlar ve bizim kurtarılmamız için aziz ruhla Meryem'den ten alıp insan olana bizler için haça gerilen, cefa çeken, üçüncü gün dirilerek göklere çıkıp pederin sağına oturan ve tekrar gelecek olana iman ederim diyor. Tabii. Maşallah. Yani Hristiyan amentisinde çok iyi biliyorsunuz. Ben Müslüman amentisinde çok iyi biliyorum hocam. Elhamdülillah Müslümanım. İlmi bilir. Bu ilmi kabul etmek ayrı. İlmi bilmek bakın ilmi. Hristiyanlıkta amentü
bahis açılmışken bir iki cümle ona müsaadeniz olursa söyleyeyim. Lütfen. Bakın bizdeki İslam'daki amentü kutsal kitabımızda var. Kur'an'da var. Âmentü billahi ve melâiketihi gibi âmenen rasûlü bimâ üzüle ileyhi min rabbihi vel müminin küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih diye sayılır. Evet. Yahudilikteki âmentü Yahudi kutsal kitabında yok. Sonradan? Sonradan. Ha bir de zıt olmadığı gibi deminden anlattığımız gibi yani âmentüsü kutsal kitabına zıt bir durum var. Yani hem de hem yeni ait bölümü var, eski ait bölümü var. Hem yeni ayete zıt, hem eski ayete zıt. Hem ilk dönemdeki yani ön plana çıkan Hristiyan mesela ne bileyim kendilerinin belli yerlerde işte ki o papazlar, başpiskoposların, bişoplar yani ne dememiz gerekiyorsa onların da ittifak halinde olduğu bir öğreti değil. Ama ne menen bir şeyse hem akla zıt, hem eski ayete zıt, hem yeni ayete zıt, hem ilk dönemde ittifak yok. Fakat bugün en temel öğreti. Aynen. Evet. Yani böyle bir durum var. Şimdi Yahudi amentüsü, bugün Yahudilerin benimsedikleri amentü yani kredo Musa bin Meymun tarafından ki o da Endülüs'lüdü. 1100'lerde. 1135-1204 yaşamış olan Musa bin Meymun tarafından tespit edilen 13 maddelik iman esası. Hristiyanlığın amentüsü Hristiyan kutsal kitabında var mı? Yok. Yok. O ne zaman sonra tespit edildi? 325 İznik Konsili ve 381 İstanbul Konsili'nde tespit edildi. Şimdi Vatikan'ın hazırladığı Katolik Kilisesi'nin ilmihali, Kateşizm de l'Eglise Katolik kitabında bu İznik İstanbul iman esaslarında bakın ifade nasıl siz okudunuz şunu söyleyeceğim. Görünen ve görünmeyen varlıkların yaradanı, yeri ve göğü yaratan, her şeye kadir Tanrı Baba'ya inanıyorum. Tanrı'nın biricik oğlu, tek Rab ve ezelde babadan doğmuş olan Mesih İsa'ya inanıyorum. O Tanrı'dan gelen Tanrı, nurdan nur, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı'dır. Kim bu gerçek Tanrı? Tabii Hristiyanlar, yani Tanrı birse bu bir olan Tanrı, bir olan Tanrı, baba dediğin Tanrı mı? İsa aslında kıyamet nereden koptu? Yani Hazreti İsa'dan koptu. Hazreti İsa insan mı Tanrı mı? Evet. Her ikisi birdense nasıl oldu? Bakın ilk konsiller diye demin siz bahsettiniz. 325 İznik Konsili'nde Hazreti İsa'nın bu demin söylediğim gibi gerçek Tanrı olduğu söylendi. Ama Hazreti İsa bizim gibi yiyen, içen, uyuyan, ağlayan, sevinen. O zaman nasıl oluyor? Tanrı böyle mi oldu? Şimdi bunun üzerine 431 Efes Konsili'nde bir de şeye dikkat edin yalnız. Hep Türkiye topraklarında bu kararlar alınıyor. Yani İlk 7 Ekümenik Konsil Anadolu topraklarında toplandı. Bunlara Doğu Konsilleri deniyor. Birincisi 325 İznik Konsili, ikincisi 381 1. İstanbul Konsili, Efes'te üçüncüsü 431 Efes Konsili, dördüncüsü 451 Kadıköy Konsili. Müsaadeniz varsa şu birkaç konsilin görüşlerini hemen söyleyivereyim. Pekala hocam, buyurun. Pek isteksizce dediniz. Hayır hayır, estağfurullah, buyurun. 428 yılında İstanbul Patriği olan, şimdiki Sayın Bartolomeos gibi 428'de İstanbul Patriği olan Nestorius dedi ki, Tanrı bir kadından doğmuş olamaz. Meryem'in doğurduğu insan olan İsa'dır. İlahlık daha sonra İsa'nın bedenine hulul etmiştir, enkarne, beden almıştır dedi. Bunun üzerine Efes'te 431 yılında konsil toplandı. Bu konsil neye karar verdi? Bu konsil İstanbul Patriğini aforoz etti. Patriği aforoz ediyor. Ve dedi ki, Meryem hem insan hem ilah olan İsa'yı doğurmuştur. Nestorius ne diyordu? Nestorius Hazreti Meryem için antropotokos, insan doğuran. Hadi kabul edelim, Kristotokos, Mesih doğuran. Ama Meryem Teotokos olamaz diyordu, Tanrı doğuran. Konsil neye karar verdi? Konsil Meryem'in Teotokos olduğuna, yani ezeli Tanrı'yı kastediyorlar burada. Tanrı doğuran olduğuna karar verdi. Bugün Katolikler ve Ortodokslar Hazreti Meryem'in Tanrı doğuran olduğuna, yani Tanrı annesi olduğuna kabul ederler. Şimdi bu... Bir de pardon hocam, burada bu yere gelmişken hocam çok iyi bilir. Bu şeyi vurgulamak önemli burada. Yani
İslam açısından yani Meryem'i de ilahlaştırdılar diye Kur'an'da dikkat çekildiği için bu tip yönlerden dolayı da eleştiriliyor. Evet. Yoksa tabii o da şudur, Caner Bey'in söylediği mesela Maide suresi 58. Evet. ayet. Ama ayeti okumayacağım. Orada Cenab-ı Hak Hazreti İsa'yı sorguya alıyor. Nerede? Ahirette. Diyor ki ey İsa, sen mi o insanlara beni ve annemi iki ilah edinin dedin? Çünkü hani Hazreti İsa için Tanrı'dır diyorlar. Bakın Amentü'de okuduk. Hazreti Meryem için 431 Efes Konsili'nde Teotokos dediler ya, Tanrı doğuran. Evet. Sen mi onlara diyor... Bu baba, oğul ve Meryem'i benimseyenler onlar değil mi? Evet. Baba oğul kutsal yok, ruh, bir de baba oğul ve Meryem. Şu açıdan Hazreti Meryem'in İslami açıdan normal bir insan üstüne çıkartılması aslında bütün mezheplerde var. Yani İslam açısından sadece üçlemet karşı çıkartılan bir doktrin değil. Çünkü bazı özellikle mezheplerde direkt Hazreti Meryem'e dua da var. Diğer taraftan Kur'an'da bakarsak sadece Meryem'in de üçleme dışında ilahlaştırılması, yani böyle tanrısal vasıflar verilmesi değil. Din adamlarında Rableştirilmesi eleştiriliyor. Yani İslam açısından baktığımızdaki sorun bir tek üçleme değil. Hazreti Meryem'e verilen konumda. Şimdi bunu tabii anlamayan bir kısım diyorlar ki yani üçlemenin bir parçası mı sandılar Meryem'i deniyor. Şimdi bakın sizin söylediğiniz bir hareket var. Evet. Bir grup var. Evet. Hazreti Meryem'i de teslisin bir uknumu, üç baba, oğul ve kutsal ruh var ya, bir uknumu kabul eden bir grup o coğrafyada var. Ama bunu Hristiyanlara teşmil edemeyiz. Yalnız şu var, bakın bütün Katolik dünyası, ki Katolikler 1 milyarı aşkındır. Ve Ortodoks dünyası, ki onlar da 300 küsür milyondur. Bakın 1,5 milyara yakın Hristiyan bugün Hazreti Meryem'i Teotokos diye kabul ediyor. Bir de Doğu Kilisesi'nin direkt Meryem'e, Hazreti Meryem'e dua yaygın. Bir de şimdi Hazreti İsa kültü var ya, İsa evet. Mesih, Hazreti İsa kültüne yakın, hatta çoğu yerde onu aşan bir Meryem kültü var. Notre Dame diye var ya, Hazreti Meryem'e nispet edilen pek çok kilise var yeryüzünde. Konu nereden nereye geldi bilmiyorum. Magdalenalı Meryem'den geldi kocam. Ah bu Meryem işte bakın. Hazreti İsa evlendi mi evlenmedi mi? Magdalenalı Maria Magdalena veya Mecderli Meryem. Evet. İncil'de geçer. Hazreti İsa'ya inananlar sadece 12 havariden ibaret değildi dedik. Pek çok kişi inandı. Ama özellikle Hazreti İsa'ya inananlar arasında kadınlar öncü ve önde. Evet. O kadınların da pek çoğunun adı geçer ama bunlar hep Meryem diye geçer. Ne dersen İncil'lerde. Anne Meryem'dir, Mecderli Meryem'dir, bir başka Meryem vardır. Mecderli Meryem de Hazreti İsa'nın peşinden giden, kendisini adeta onun yoluna vakfetmiş bir hanımdır. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Batı dünyasında, Batı dünyası zaten Hazreti Kutsal değerleriyle alakalı pek çok böyle kabul edilemeyecek şeyler de söylüyor, yazıyor, çiziyor. Sonunda Hazreti İsa'yı Mecderli Meryem'le evlendirdiler. Ve ondan da kutsal kase, işte çocuk oldu. O zürriyet hala devam ediyor, gidiyor gibi. Halbuki bizim inancımıza göre de, evet. Bizim inancımıza göre Hazreti Meryem de Hazreti İsa'yı dünyaya getirmeden önce de evlenmemişti. Onu dünyaya getirdikten sonra da evlenmedi Hazreti Meryem. Onun gibi oğul İsa da hiç evlenmedi. Zaten Hristiyan inancına göre iki kişi günahsız olarak doğdu. Bütün insanlar günahkar doğdular. İki kişi immaculate conception dediğimiz iki kişi günahsız hamile kalındı. İki kişi, birisi Meryem, birisi İsa'ydı. Dolayısıyla Hazreti İsa da evlenmedi. Peki ya, hocam şunu söylemek tabii şey istiyorum. Kur'an-ı Kerim'den Hazreti İsa'nın evlenmediğine atıf yok ama Hristiyanlıkta bunun yayılması Da Vinci'nin şifresi gibi bir kitap olmuştur. Evet. Aslında peki yani hocam Hristiyanlar burada mesela kabul edilmemesi ve tehlikeli olmasından neyim? Bahsediliyor. Hani İsa'nın çocuğu yoktur. Aslında vardır ama kabul edilmiyor kilise tarafından. Çünkü bu bir tehlike. Bakın, nasıl bir tehlike olabilir ki şimdi Hazreti şöyle, İsa'nın tabii çocuğunun ki, ya, olması? Hristiyanlık açısından, Hristiyanlığın İsa'ya biçtiği konum açısından bu sorun olur. İsa'nın doğasını bir İsa yapıyorlar. İsa'nın tanrısal doğası veriyorlar. %100 insani kişilikte veriyorlar ama her şeye rağmen onun hanımı olması veya çocuğu olmasını demek ki kendisine yakıştıramamış. Ama İslami açıdan böyle bir şey bulunsa da ne bileyim Hazreti İsa'nın eşi olduğu, çocuğu olduğu bir sorun olmazdı. Yani Kur'an'da böyle bir bahis yok.
bakıldım. Genel Müslümanlar da evlenmediğini düşünürler ama yani İslami açıdan evlenmiş olsa bir sorun olmaz. Ama bu tabii ki daha çok romanla gündeme geldiğini, tabii. Da Vinci gibi bir romanla girdiği için yani bu tip iddialar da romanla giren bu kutsal kase meseleleri Hristiyanlıkta bilmem bin yılından sonra kaç yılında çıktığını unuttum yani gündeme geliyor. Yani bunlar aslında bu kutsal kase meseleleri diğerleri ciddi şeyler değil. Yani bir romanda ortaya konulan şeyin sonradan böyle ciddi tarihsel bir şey gibi tartışılmasını pek ciddi anlamak lazım. Yok yok. Hazreti Meryem'i de soralım hocam. Annesi Meryem'i de sorayım. Sor bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim, sizin haberiniz yok. İkide bitecek zannediyorsunuz programı. Ben biraz süre aldım. 2.30'a kadar gideceğiz. Umarım bana kızmazsınız siz. Size nasıl kızarız? Hazreti Meryem bahsi şimdi bayağı götürür. Tamam. Şimdi konu konuyu açsın zaten sohbet eder gibi. Karışık bir şekilde gidiyoruz. Hazreti Meryem'le ilgili en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Aslında zaten tartışılan da bir mevzu ama bununla başlamak isterim. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi 28. ayette Allah-u Teala işte Hazreti Meryem'e hitap edenlerden bahsediyor ve ey Harun'un kız kardeşi diyor. Hazreti Musa ve Harun'la Hazreti Meryem arasında uzun bir zaman farkı var. Niye bu şekilde hitap ediliyor? Çünkü belirli bir karışıklığa sebep olmuş bu durum. Hazreti Meryem'in annesi, Kur'an'da onun adı geçmez, İncil'de de geçmez ama Hanne diye İslami kaynaklarda bildirilir. Batı kaynaklarında An diye geçen isimdir. Hazreti Meryem'in annesi, Hazreti Yahya'nın annesiyle kardeş. Şimdi hanımlar akrabalık ilişkilerini daha iyi bilirler. Evet, şimdi ben hala elti görümceği karıştırırım. Ben bilemem hiç alakam da yok, ben de bilmem gerçi. Beni de o kategoriden ayırın. Şimdi Hazreti Meryem'in babası Kur'an'da İmran diye geçer. Annesinin adı zikredilmez. İmran'ın eşi diye zikredilir. Bunların ikisi de yaşları ilerlemiştir. Çocukları olmaz. Cenab-ı Hakk'a yalvarırlar. Bize bir çocuk nasip eyle diye. Derken Hazreti Meryem'in annesi Hanne hamile kalır. Sonra daha hamlini vaz etmeden önce, yani çocuğunu dünyaya getirmeden önce doğacak çocuğunu mabede adar. Kur'an'a göre gidersek şimdi mabede adar. Çocuk dünyaya gelir. Bakar ki bu erkek bekliyor. Çünkü erkek mabette daha çok görev yapacak. Yahudi inancına göre de hanımların adet hali vesaire mabette sürekli kalmaları şey. Ama kız doğurmuştur. Kız erkek gibi değildir ama adağım adaktır der. Gene adağını yerine getirir. Belli bir süre sonra çocuğu, yani Hazreti Meryem'i, biricik kızını mabede verir. Mabedin din görevlileri, mabede teslim edilecek Meryem'in bakımını kim üstlenecek diye kendi aralarında kura çekerler. Ali İmran suresinde anlatıldığı gibi bu kura Hazreti Zekeriya'ya çıkar. Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem'in nesi olur? Bak akrabalık ilişkileri. Hazreti Zekeriya'nın hanımı Hazreti Meryem'in teyzesidir. Hazreti Zekeriya eniştesi. Kura Hazreti Zekeriya'ya çıkar. Dolayısıyla Hazreti mabede adanan Hazreti Meryem'in bakımını mabette Hazreti Zekeriya üstlenir. Ve mabede bitişik bir odada, ki ona Kur'an mihrap der. Hatta bizim camilerde mihrapta mihrap kelimesinin geçtiği küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyel mihrâbe. Hazreti Zekeriya ne zaman Meryem'in bulunduğu o mihraba bir odaya girdiğinde ve cedainde her rızka, onun yanında rızık bulur, yiyecekler bulur. O ayeti yazılır mihraba ki niye yazılır? Mihrap kelimesi geçti diye. Hazreti Meryem oraya verilir. Hazreti Meryem orada taat, ibadetle ve mabedin temizlik işleriyle falan uğraşarak vaktini geçirir. Derken bir gün Hazreti Meryem gene bu mihrapta, yani hücresinde, odasında otururken karşısına böyle düzgün bir erkek şeklinde Hazreti Cibril, Cebrail aleyhisselam görünür. Cebrail aleyhisselam asli heyetinde görünse Hazreti Meryem belki korkacak. Peygamberimize asli heyetinde, asli şekliyle göründü. Yani insanlar çok garipsemesin diye insan suretinde gelir. İnsan suretinde gelir ve Hazreti Meryem'e der ki senin bir çocuğun olacak. Hazreti Meryem bana bir erkek eli bile değmemişken nasıl çocuğum olacak diye tepkisini ve itirazını dile getirince Cebrail aleyhisselam bu Allah'ın takdiridir.
o bir şey murad ettiğinde onu ol der, o da olur der. Dolayısıyla Hazreti Meryem hamile kalır Hazreti İsa'ya. Hamilelik sona erip doğum vakti yaklaşınca kavminin yanından ayrılır, uzakça bir yere çekilir. O zaman ne doğumhane var, ne hemşire var, ne ebe var. Kendi başına kadıncağız bir hurma ağacının altında. Cenab-ı Hak ona der ki, bu doğum sancısı tuttuğunda bu hurma ağacını silkele, taze hurmalar dökülsün. Bu bize aynı zamanda Hazreti İsa'nın ne zaman doğduğuna da bir işarettir. Hristiyanlara göre Hazreti İsa ne zaman doğdu? Noel ne zaman? Christmas 25 Aralık. Evet. Halbuki hurmaların oluşu Ağustos falanmış. Yani bu 25 Aralık'ta çok sonradan olan bir şeydir. Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı dünyaya getirince çocuğu sarıp sarmalar, kucağında çocukla kavminin yanına döndüğünde kavmi ona, sizin demin orada okuduğunuz, ya uhte Harune, ey Harun'un kız kardeşi, mâ kâne ebu kimra sevin ve mâ kânet ümmü kibâiyye, senin ne annen ne baban kötü insan değildi, bu yaptığın ne, evli değilsin, eşin yok, kucağında çocukla geliyorsun dediler. Bunun üzerine Hazreti Meryem beşikteki çocuğu gösterdi. Onlar biz çocukla nasıl konuşalım dediler, ama o sıra Hazreti İsa dile geldi. Daha beşikteki ne dedi? İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Ateniyel kitabe, bana kitabı verdi ve cealeni nebiyye, ve beni peygamber yaptı. Bu verdi ve yaptı ifadesi Arapçada, Arap dilinde bir kural. Bir şeyin olması, ileride olması kesinse o dili geçmiş zamanla kullanılıyormuş. Bazı Hristiyanlar bunu takılıyorlar. İsa Mesih'e İncil beşikteyken mi verildi diyorlar. Mesela Kur'an'da sura üflendi. Yani evrenin sonuyla ilgili şeyler tabii. Olmuş bitmiş gibi ahirete girdiler. Kur'an'da tarif ediliyor. Çünkü ileride gerçekleşmesi muhakkak olan bir şey, dili geçmiş zamanla, Arapça ifadesiyle, mazi sigasıyla veriliyor. Yani, etkisini verdi. O yorum bizatihi kutsal kitap kadar ilahidir doktrinini reddedince, evet, Protestanlığın temel öğesi doğrudan kutsal kitaba gidip dini anlamak oldu. Fakat doğrudan kutsal kitaba gittiğinizde, bir eski ayeti onlar da kabul ediyor. Eski ayette yok. Yeni ayete de baktığınız zaman yine çıkartamıyorsunuz üçleme şeklinde bir doktrini. Ha, o zaman aslında Protestanlığın doğal sonucu buydu. Fakat Protestanlık, benim de tahminim, teolojik bir yönü olduğu kadar siyasi de bir yönü vardı. Katoliklik aynı zamanda gücüyle o dönemdeki yerel kralların birçoğunu da baskı altına alıyordu. Onlar üzerinde bir hegemonyası vardı. Evet. Ve onlar bundan kurtulmak istiyordu birçok yerel krallar, otoriteler. Baskılardan kurtulmak istiyordu. Protestanlığın bu doktrini onlara bu özgürlüğü verdi. Ha, protestanlık için bu yüzden birçok protestanlığı kabul eden yerel krallar için katolikliğin bu merkezi otoritesinden kurtulmak yetti. Halka kabul ettirmek zor olacak o temel teolojik doktrinlerde, üçlemeyi red gibi şeylere reddetmeye yönelik bir şeye cesaretleri olmadı. Ama Hristiyanlığın içinde yine kimi kiliseler, işte Newton, John Locke gibi ünlü bazı isimler ve Unitarian kiliseler, ama yine ona rağmen çıktı. Neyse. Peki, burada süre bitmiş. Hocam, aslında süre çok bitti, enteresan, evet, olan bir konuyu burada şey çok yapıyoruz. Çok kısa alayım hocam, buyurun. Çok kısa. Eva Vitray Meyerowicz var. İslam'ın güler yüzü. İslam'ın güler yüzü. Ömer Farkarman Hoca bunu tanısın. Bu hanımefendi Mesnevi'yi Fransızca'ya çeviren. Fransız, Katolik olarak yetişti. Ömrünün sonuna doğru... Ben bu kitabı bana hediye edersiniz. Size hediye etti. Bunun için veriyorum. Burada Eva Vitray Meyerowicz, Katolik olarak ömrünün çoğunu geçirdi. Evet. Diyor ki, pek en ulu, en yüce Hristiyan din adamlarına da Hristiyanlıkla alakalı zihnindeki soruları sordum. Bir türlü problemler çözülmedi. Sonunda İslam'ı görüp tanıyınca, yani problemlerin İslam'da olmadığını gördüm diye kendi hayat tecrübesini anlatıyor. Peki, yani dinleyenlere bunu da tavsiye edelim. İslam'ın güler yüzü. Güler ben yüz. De Twitter hesabımdan da paylaşırım fotoğrafını. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür değerli ederiz. Katılımınız biz için. Çok sağ olun. Sana. Tekrar ağırlayacağız. İnşallah sözünü de aldık. Efendim, size de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için. Bu gece Pew anketlerinden yola çıktık. Bir mukayeseli dinler tarihi yaptık. İki çok değerli konuğum vardı. Profesör Doktor Caner Taslaman ve Profesör Doktor Ömer Faruk Harman bizlerle birlikteydi. Çok teşekkürler. Bu arada sorular da gelmiş. Programa hazırlanırken de ben de bu kaynaklardan
faydalandı mukayeseli dinler tarihi Ahmet Kahraman ve Yaşayan Dinler Tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitabı. Bu iki kaynak özellikle bunu tavsiye edebilirim. Gerçekten merak ettiğiniz bütün sorulara cevap bulacağınızı tahmin ediyorum. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Bir başka Öteki Gündem programında tekrar görüşünceye dek bu gecelik hoşça kalın.